Habertürk ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyiciler. 360 Gece ile karşınızdayız. Ben Afşin Yurdakul. İstanbul çok önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı bu hafta malumunuz. Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldiler. Ukrayna'daki savaşın gidişatını, kaderini, milyonlarca sivilin hayatını etkileyecek temaslardı bunlar. Ne çıktı? İstanbul'da olmasının önemi neydi? Bu konulara kafa yoracağız konuklarımızla birlikte bu akşam. Açıkçası önemli başlıklar var. Üstüne kafa yorulmayı hak eden, malumunuz Ukrayna heyeti açıklama yaptığında bir mekanizmadan bahsetti. Garantörler olursa, o garantörler NATO'nun 5. maddesi gibi, yani kolektif savunma prensibinin işletilmesi gibi bir yöntemle Ukrayna'ya yönelik bir saldırı olduğunda harekete geçerlerse tarafsızlık konusunda biz de olumlu düşünürüz. Referanduma gider, konuşulur, tartışılır dediler. Şimdi bu arabuluculuk için, affedersiniz, garantörlük için ismi geçen ülkeler arasında Türkiye var. Dolayısıyla garantörlük nedir? Nasıl yükümlülükler getirir? Türkiye ne düşünüyor? Diğer ülkeler ne düşünüyor? Buna bakacağız. NATO 5. madde gibi bir mekanizma mümkün müdür? Buna da kafa yoracağız birlikte. Ayrıca istihbarat ağları, siber saldırılar, siber araçlar, dezenformasyon, bu tip böylesi bir savaşta, Ukrayna savaşında nasıl kendini gösteriyor? Buralara nasıl kafa yormak lazım? Hibrit savaş deyip duruyoruz ama o nedir ve Ukrayna'da emareleri nedir? Bunlara bakacağız. Ve tabii bir de bizi ilgilendiren boyutu Karadeniz. Bu serseri mayın konusu bir süredir gündemde, nasıl bir riskle karşı karşıya bırakıyor bizi? Buradaki savaşın uzaması. 360 gecenin ana başlıkları böyle. Kıymetli konuklarımızın katkılarıyla ilerleyeceğiz. 2 saat boyunca birlikte olacağımız programda İstanbul Stüdyo'da Doçent Doktor Hasan Köni benimle birlikte, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz vaktiniz için. Uzak bağlantılarla bizlere katılan konuklarıma da sırasıyla teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Evren Çelik-Wiltse, Güney Dakota Eyalet Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Kendisine teşekkür ediyorum. Birazdan bağlantıyı sağlayacağız. Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı, emekli Kurmay Albay Sayın Gürsel Tokmakoğlu, teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için hoş geldiniz siz de. Gürsel Bey, sesimi de alabildiğinizi teyit etmek isterim bu vesileyle. Evet. Ulaşıyor. Peki, peki, harika, teşekkürler. Ve emekli Büyükelçi Daryal Batıbay, size de çok teşekkür ediyorum bizimle beraber olduğunuz için. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Afşin Hanım. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Değerli izleyiciler, gündem böyle. Bana eşlik edecek konuklarıma da teşekkürle anons ettikten sonra 360 gecede Ukrayna Savaşı'ndaki önemli dönemeçlerden biri Dolmabahçe görüşmesi iki heyet arasında ve elde ne kaldı? Türkiye'yi hangi açılar ilgilendiriyor? Bu temaslar sonucuna, temasların sonucuna bakarsak ele alacağız. Tekrar konuklarıma da teşekkür ediyorum. Garantörlük başlığıyla açmak isteriz programı, zira garantörlük, arabuluculuk, kolaylaştırıcılık, bütün bunlar konuşuluyor. Evet, hepsinin temelinde güven var ama birbirinden bambaşka roller bunlar. Birbirinden bambaşka sorumlulukları getiriyor bunları üstlenen ülkeler için. Ukrayna heyetinin de yaptığı açıklamalarda tarafsızlık için Ukrayna'da, Rusya'nın talebi bu çünkü. Garantör ülkeler olsun ve NATO'nun 5. maddesine benzer bir toplu savunma, kolektif savunma prensibi işletilsin diyorlar. Biz de buradaki ortaya konan bu fikri biraz daha altını doldurmaya, anlamaya gayret edeceğiz. Evren Hanım, sizinle başlayabilir miyiz? Garantörlük bir kere ne demek ve garantör ülkeye ne sorumluluklar gelir? Ukrayna'nın da tanımında nasıl bir garantörlük rolü var söz konusu ülkeler için? Türkiye'de zikrediliyor. Keza Polonya, Almanya, Kanada, İsrail, bunlar da sözü ismi geçen diğer ülkeler. Evet. Merhabalar öncelikle Avşin Hanım. Şimdi beni uluslararası ilişkiler uzmanlarının konferansında yakaladınız. Uluslararası çalışmalar İSA'nın Tennessee'deki, Nashville'deki konferansından size bağlanıyorum. Hemen soruya yönelik öncesinde baktım. Tabii uluslararası hukukçuların daha vakıf olduğu bir alan ve yapılacak anlaşmada gerek ateşkes gerek daha sonrasındaki barış anlaşmasında bu garantör devletlere düşen roller net olarak tanımlanması gerekiyor. Ben üç şeyi söyleyebilirim. Yani neden garantör, çatışma sonrasında neden garantör devlete ihtiyaç duyuluyor? İlk olarak öncelikle zayıf
taraf garantör devleti istiyor. Burada özellikle Ukrayna'nın bunu ısrar ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü nedir? Çatışma oldu, bitti. Taraflar diyor ki baltalarımızı gömeceğiz. Fakat bir taraf öbür taraftan daha kuvvetli. Ne malum tekrar o baltayı çıkartmayacağı, değil mi? O yüzden garantör devlet her zaman çatışmalarda zayıf olan tarafı tarafın tercih ettiği bir uygulama. Ama tabii yine anlaşmada çerçevesi belirlenecek. Ne görevler düşüyor tam olarak bize? İkincisi, garantör devletlerin şöyle bir faydası var. Yani neden taraflar barışıyor? Üçüncü taraflar hani niye? Üçüncü taraflar dahil ediliyor iki tarafın çatıştığı bir anlaşmaya. Şöyle bir şey var. Şimdi hala şu anda medyada da görüyoruz. Bir taraf siviller mesela o hastane bombalanmasında bile kadınların doğum yaptığı bir taraf diyor ki kadınlar doğum yaparken bombalandılar. Öbür taraf diyor ki hayır efendim tamamen bu sinema, aktörler oynuyor vesaire. Şimdi çok ciddi bir bilgi akışına, temiz, doğru, düzgün bilgi akışına ihtiyaç var. O yüzden de çatışan tarafların güvendiği bir garantör devlet olması veya devletler grubu olması sağlıklı bilgi akışı sağlama açısından da önemli. Üçüncü olarak da garantör devletler böyle ya havuç ya sopa sunarak bir şekilde barışa zorlayabilir. Şimdi mesela bunu şöyle düşünebiliriz. Rusya çok ciddi yaptırımlar altında, iktisadi yaptırımlar altında ve sermaye kaçıyor Rusya'dan. Türkiye'nin veya onun dışındaki diğer garantör devletlerin şöyle bir tercihi olabilir. Şimdi siz barışın şartlarını yerine getirin, biz sizin için arabuluculuk yapalım. Efendim hesaplarınız açılsın, blokajlar kalksın. Bakın yatlar bile artık nereye geldi? Göce'ye geldi, Bodrum'a geldi vesaire. Hani iktisadi açıdan çok kilitlenmiş vaziyette Rusya. O yüzden garantör devletler bu şekilde inisiyatif de sunabilirler. Veyahut da zorlayıcı da olabilirler. Yani eğer siz ateşkesi bozarsanız NATO'daki en büyük ikinci ordu Türkiye'nin. Veyahut da dronları verdik, gördük ne kadar sahada etkili olabildiler. O yüzden hani Türkiye gibi bir garantör devletin hem havuç hem sopa politikasıyla tarafları yine barışa hafifçe zorlayarak iteleme kapasitesi de olabilir. Ben bunları söyleyebilirim ilk etapta garantör devlet açısından. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye garantör olursa hem havuç hem sopa dediniz. Olabilir. Böyle bir yöntem olabilir. Olabilir mi? Bir kere Türkiye bu teklife nasıl bakar? Ukrayna'nın olumlu bakacağı belli. Rusya nasıl bakar? Sayın Batıbay ne dersiniz? Evet, bu garantörlük konusu bir tabii Ukrayna güvenlik garantisi istiyor ve Rusya'ya karşı istiyor çok açık. NATO üyeliğinin gerçekleşmeyeceği Ukrayna'nın zaten bu son savaş öncesinde de belliydi. Dolayısıyla artık NATO üyeliğinde ısrar etmeyi de neden görmüyor ama NATO anlaşmasının 5. maddesindeki ortak savunma ve bir üyeye yapılmış saldırının tüm ittifak üyelerine yapılmış olacağı anlayışına benzer bir şekilde belli ülkelerden güvenlik garantileri istiyor. Bunlar arasında Rusya dışındaki Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, yani Amerika, İngiltere, Fransa ve Çin. Onun dışında tabii Türkiye, bunlara ek olarak İtalya, Polonya, İsrail ve Kanada. Yani aslında NATO ülkelerinin önemli bir bölümünü güvenlik garantörü olarak kabul ettirmek istiyor.
Yani Ukrayna'nın bu talebine baktığınız zaman tabii bu ciddi bir ihtiyaç Ukrayna için. NATO üyeliği söz konusu olmadığı durumda. Hatırlayın 1994 yılında bir Budapeşte mutabakatı imzalandı. Çünkü Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Sovyet nükleer silahlarının önemli bir bölümü %40 civarındaki nükleer silah Ukrayna topraklarındaydı. Ve Ukrayna 94 yılında yaptığı bir anlaşmayla Rusya, Amerika ve İngiltere ile yaptığı anlaşmayla ülkesindeki bütün nükleer silahları denetim altında imha etti. Yani nükleer silahlardan vazgeçti ve hatta nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına taraf oldu. Karşılığında da Amerika, İngiltere ve Rusya Ukrayna'ya güvenlik garantileri verdiler. Nasıl? Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını garanti ettiler. Fakat bakıyorsunuz 2022'de, önce 2014'te, ondan sonra da 2022'de içinde bulunduğumuz dönemde Rusya açıkça saldırarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü de bağımsızlığını da inkar etti, ihlal etti ve şey yaptı. Dolayısıyla yani Ukrayna açısından haklı bu. Ciddi bir kaygıyı yansıtıyor. Peki böyle bir güvenlik garantileri sizin sorunuza gelirsek verilebilir mi? Ben doğrusu bu ülkelerin yani güvenlik garantisi istenen ülkelerin hiçbirinin böyle bir garantiye yanaşacağını, kabul edeceğini sanmıyorum. Bunlar çünkü doğrudan böyle bir garanti Rusya'yla çatışma ve Rusya'yı karşısına alma, ciddi bir askeri çatışma riskini beraberinde getirecek bir garanti sistemidir. Yani ben hiçbir NATO ülkesinin böyle bir şeye, böyle bir hukuki yükümlülüğü üstleneceğini zannetmiyorum. Tabii Türkiye'nin böyle bir gruba dahil edilmesi, Türkiye'nin Rusya ile ve Ukrayna arasında izlediği dengeli politikanın sonucu, bunun algılanması sonucu ve de Türkiye'nin ondan sonra önce ateşkes, sonra da bir siyasi çözüm için harcadığı çabaların takdir edilmesi, bunun Ukrayna tarafından önemli ve değerli görülmesinin sonucu. Ama maalesef ben hiçbir ülkenin bunu tekrar edeyim kabul edebileceğini sanmıyorum. Peki, teşekkür ederim. Garantörlük nedir? Garantör ülkeye gelen sorumluluk nedir? Garantörlerin Ukrayna Savaşı'na müdahil olması savaşın gidişatını nasıl değiştirir? Bir kere durdurur mu? Barışın ön koşulu sadece ve sadece bu mudur? Bu soruları anlamaya çalışıyoruz. Böyle ilerliyoruz. Sayın Tokmakoğlu, bu işin bir başka boyutu da NATO'nun 5. maddesine benzer bir mekanizmanın işletilmesi önerisiydi Ukrayna heyeti tarafından. Kısaca NATO'nun 5. maddesi, ittifakın bir üyesine bir saldırı yapılırsa bütün ittifaka yapılmış sayılır. Dolayısıyla toplu savunma prensibi işletilmiş olur. Yani herkese saldırı yapılmış gibi olur. Böylesi bir kabulle çalışan bir madde bu. Garantör ülkeler bir de 5. maddeye benzer bir mekanizmayla devreye girsin arzusunda Ukrayna. Nasıl baktınız duyduğunuzda? Evet, duyduğumda zaten bana bu ters geldi. Neden ters geldi? Çünkü adını bile Zelenski modeli koymuşlar. Yani Zelenski'nin koyduğu bir modeli tutup Rusya'ya siz kabul edin diyeceksiniz. Bu bir defa zaten bir anlaşma olacaksa burada sakıncalı bir durum yaratıyor. Tam ortadan bakmıyor bu olaya. Şimdi tabii bu Zelenski modeline iki tane garantörlük konusunu birbiriyle topluyorsunuz. Bu ne? Birisi NATO artı garantör devletler. Yani şimdi NATO bir güvenlik örgütü. Kendine has bir yasası var, kuruluş yasası. Bununla ilgili değişmemiş ilkeleri. Zaten böyle olması sebebiyle bu kadar yıldan beri
kendinden emin bir şekilde yürüyor. Bunun Ukrayna için tekrar yasasını değiştirmek mümkün mü? Bu hiç kabul edilecek bir şey değil. Zaten değiştirilebilir bazı şeyler olsaydı savaşa sebep olunmaz idi. İşin başında değişirdi. Biraz daha NATO'ya girebiliriz ama diğer kısmına bakayım. Bu garantör ülkeler dediğinizde şimdi bunların hangisi Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya'nın sahaya aktarabileceği güce dur diyebilecek imkan ve kabiliyete sahip. Çünkü 3G kuralı işaretlemişler burada. Bir tanesi güven, diğeri güç, diğeri de görev tanımı. Yani görev tanımınız öyle bir sağlam olacak ki bir defa garantör ülke onunla ilgili yani hiç el yordamıyla bir şey yapmayacak, her şey belli olacak. Bu yazmak teknik olarak zaten herhalde tarihte ilk defa olacak böyle bir şey olursa da. Mümkün mü bilemiyorum. Hadi mümkündür diyelim. Güç en büyük problem. Tamam, Türkiye mesela garantör olur mu? Olmaz. Güven duyulur mu? Duyulmaz. Evet, Türkiye'ye güven duyulur. Burada bir şey yok. Ama güven yetmiyor işte. Güç olması gerekiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bu garantör ülkeler içerisinde olmaması aslında yine sakıncalı bir durum. Neden? Rusya'yla güç itibariyle dengeleyici bir vasfı yok o garantör ülkelerin. Baktığınızda yani bu Zelenski modeli iki tane garantörlük platformunu yan yana toplayınca ortaya çıkan hasıla Ukrayna'yı belki söz olarak toparlıyor ama bu çalışmaz. Yani Rusya da kabul etmez. Bunu bir defa yazmak çizmek de zor diye düşünüyorum. Ha, NATO ne yapabilir? NATO hani olsa olsa diyor ben şimdi burada. Sadece ve sadece belirli geçici bir süre için hani 3-5 ne bileyim 10-15 yıl bir tane protokol çıkartır kendine göre. İşte şu vasıfla işte o görev tanımı demişti biraz önce. O görev tanımı içerisinde NATO'ya da bir fonksiyon. Peki bunu NATO kendi başına yaptı zaten. Rusya'nın bu savaşa girmesinin sebeplerinden bir tanesi. Şimdi yani savaşı kaybetmiş vasfına döner ki bunu kabul etmez. Dolayısıyla bir protokol bile çıkarsanız ortaya, ne bileyim uluslararası ilişkiler bakımından mümkün bilmiyorum. Hasan Hocam da şimdi söyleyebilir. Ama böyle yapsanız bile yine çalışmayacak. Dolayısıyla ben hani bu garantörlük işinin Zelenski modeliyle yürüyeceğini hiç düşünmüyorum. Peki ben Sayın Köni'ye dönmeden önce Sayın Batıbay'a bir soru daha yöneltmek istiyorum. O da ülkelerin böylesi zorlu bir çatışmaya, bir savaşa dahil olmasını gerektirebilecek bir durum garantör olmak. Dolayısıyla olumlu bakmayabileceğini de söylemiştiniz. Reuters'dan bir haberde, eminim başka yerlerde haberi detaylandırmıştır. Almanya'nın garantörlüğe olumlu baktığı ancak askeri boyutu olup olmayacağının ve kapsamının ne olacağının tartışılması gerektiğiyle ilgili bazı haberler yansıdı uluslararası basına. Almanya'nın ilgisi ya da motivasyonu nereden kaynaklanır? Askeri ayağı olmayan bir garantörlük Ukrayna'da savaşın sonlanması için yeterli olur mu? Rusya buna nasıl bakar? Belki de Rusya için çok daha tahrik edicidir. Açıkçası rahatsız edicidir belki bu garantör ülkelerin de işin içinde olması, onu da bilemiyorum. Değerlendirmek isterseniz masaya bırakmış olayım. Afşin Hanım, benim anladığım kadar bu garantörlük savaşın sona erip bir siyasal çözüme varıldıktan sonra, yani Ukrayna'nın hiçbir askeri ittifaka, bundan NATO kastediliyor tabii, katılmama yükümlülüğünü üstlenmesinden, yani tarafsız bir ülke konumunu gelmesinden sonra bu oluşacak, bu statüyü garanti edecek bir öneri bu. Yani savaşı durdurmak için değil, savaş durduktan sonraki statüyü garanti edecek bir garantörlükten söz ediyoruz ve bu bir güvenlik garantisi istiyor Ukrayna. Çünkü tarafsızlığının Rusya tarafından
Tıpkı 94 Budapeşte mutabakatı gibi zaman içinde ihlal edileceği kaygısıyla yapıyor bunu. Ama bu Türkiye gibi işte diğer bütün bu öneriyi yaptığı ülkeleri doğrudan Ukrayna'nın bu yeni statüsünü, tarafsızlık statüsünü ihlali halinde gerekirse askeri yolla da askeri destekle de koruma yükümlülüğünü getiriyor. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Bunu kolay kolay ben bir ülkenin kabul edeceğini zannetmiyorum. Hı. Tabii bu Türkiye açısından da doğrudan Rusya'ya karşı bir ittifak içine girmek demek olur Ukrayna'yla ve bir grup garantör ülkeyle. Ben bunu Türkiye'nin kabul edeceğini zannetmiyorum. Türkiye'nin Rusya ile götürmek istediği dengeli dış politikaya da aykırı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, çerçeveyi biraz daha netleştirmiş olduk böylece. Sayın Köni'ye bu noktada döneyim. Burada savaşın durması için mi garantörler devreye girecek, yoksa savaş durduktan sonra o statüyü korumak, ona barış mı dersiniz, çatışmasızlık mı dersiniz bilmiyorum ama o statüyü korumak için garantörler mi? Burada biraz bilemiyorum, bilgiyle destekleyin lütfen bizi. Savaşın durması için de zaten Rusya Ukrayna'nın tarafsızlığa taahhüt etmesini istiyor. Ukrayna diyor ki tarafsız olmayı taahhüt etmemiz için bu garantörlük mekanizmasının işlemesi gerekir diyor. Yumurta tavuk. Biraz buraya geliyor. Efendim şimdi bu 5. maddesini ileri sürmesi NATO'nun biraz değişiklik getiriyor. Sayın Batın Bey'in söylediği doğru. Yani bir barış anlaşması olur. O barış anlaşmasının garantisi olur. Orada bile durum çok tehlikeli. Çünkü Büyükelçin bilecektir, Kıbrıs'ta biz garantör devlettik. Ama Yunanistan tarafı saldırdığında, Makarios'u devirdiğinde, işte İngiltere de bizimle birlikte Yunanistan'la garantör devletti. İngiltere'ye gitti rahmetli Ecevit. Biz dedi mücadele ediyoruz. O zaman Makarios kaçtığı için Fazıl Küçük Türkiye'yi çağırdı ve Türkiye askeri olarak Kıbrıs'a müdahale etmek zorunda kaldı. Yani müdahale etti. Şimdi bozulduğu zaman bir de barış, ki pek barışa gider bir pozisyon da görmüyorum bu durumda. Bir takım istekler karşılıklı, sadece birbirlerini dinlediler gibi. O zaman Türkiye müdahale edecek. Ha şöyle garantör olunabilir. Ermenistan'la Azerbaycan arasında Rusya garantörse, yani ikisinden de daha güçlü, daha büyük bir devlet garantör ediyorsa, onun korkusundan o garantiye uymaya çalışırlar. Ama orta boy bir devletin yapacağı garantiyi Rusya gibi bir devlet varken, yani 3 tane büyükten birisi, pek kolay olacağını zannetmiyorum. Yani kabul edilebilir bir boyut değil. Ama barışı garantisinde Türkiye dostane bir teşebbüs rolü oynadı. Bu rolünde devam edebilir. Görüşmeleri sağlayacak ortamı sağladı. Gelin burada görüşün dedi. Dikkat ederseniz hiçbir öneri sunmadı. Yani Türkiye'nin yaptığı arabuluculuk değildi. Dostane teşebbüstür. Arabuluculuk olunca Kofi Annan gibi bir plan getirmeniz lazım. Bakın çözüm şöyle 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 olur gibilerden. Böyle bir şey yok. Şimdi buradan kalkıp da bir NATO üyesinin 5. maddeye göre garanti vermesi Türkiye'nin savaşa girmesi boyutunu getiriyor ki arkadaşlarının söyledikleri doğru. Böyle bir riski hiçbir ülke almaz şu anda. Şu da tartışılıyor. Ülkeler mi garantör olmalı? Uluslararası kurum kuruluşlar, örneğin Birleşmiş Milletler. Ama Birleşmiş Milletler burada ne kadar gerçekçi? Çünkü Güvenlik Konseyi'ne baktığınızda Rusya orada veto kuvveti var. Ne çıkar oradan? BM'nin bir rolü olur mu olmaz mı burası için? Şimdi bir şeyi açıkça söyleyeyim. Uluslararası hukuk ve savaş hukuku var büyük bir kısmı. Maalesef bu üç büyük devlet açısından bunu uygulayamıyoruz. Yani bu uluslararası evet. Hukuk orta boy devletler açısından gerekli. Şimdi hakikaten yani bulunduğunuz açıdan çeşitli görüş açıları var. Amerika'da uluslararası hukuku yoğun şekilde ihlal ediyor. Çoğu savaş suçlusu. Rusya'da öyle. Çin'de, Güney Çin Denizi'nde aynı durumda. Bu üç kişiye hukuku uygulamanız için
bunların üstünde bir güç olması lazım. Uluslararası hukukta böyle bir güç yok. Eğer içeride de anayasanın üstünü açabilecek bir güçteyse yönetim, ona da uygulanacak herhangi bir kuvvet yok. O zaman hukuk uygulanamaz. Şimdi burada da o yüzden hukuki çözüm yolları bu üç büyük ülkenin yaptığı işlerde maalesef edebiyat tarzında kalıyor. Peki o zaman şimdi garantörlük başlığını kapatmadan izleyicilerimizin de zihninde net bir fikri oluşsun diye şöyle çok hızlı bir tur yapmak istiyorum ben dört konuğumla da. Aslında sizinle devam edebilir Sayın Köni. Türkiye böyle bir durumda garantör olmalı şu yüzden, olmamalı şu yüzden, beklemeli şu yüzden. Bilemiyorum görüşünüz neyse. Pozisyonunuz ve birkaç cümleyle de bunun gerekçesi. Sizden ve bütün konuklarımdan duymak isterim izleyicilerimiz için. Yani tahmin ufuk ediyorum, olsun diye. Türkiye bu dostane teşebbüs rolünde devam etmesi gerekiyor. Hı-hı. Niye? Çünkü bir Karadeniz ülkesidir. Hı-hı. Rusya'dan sonra bu bölgedeki en güçlü ülkelerden biridir. Ve bir NATO ülkesi olarak Amerika'yı karşısına almaması gerekiyor. Batı'yı karşısına almaması gerekiyor. Ulusal çıkarları nedeniyle Rusya'yı da karşısına almaması gerekiyor. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda da bu rolü oynadık. Hı-hı. Yani bu bulunduğumuz bölge içinde savaş çıktığı için bu role devam edecek. Ama garantör olacak seviyede bir güçle nerede garantör olabilir? Orta Doğu'da bir yerde garantör olabilir. Mesela Suriye'de garantör olabilir. Onlardan daha güçlü, hı-hı, denge kuracak bir devlettir. Ama bu boyuttaki devletler arasında garanti olacak maalesef boyutumuz olduğunu düşünmüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin temkinli olmasını, bu işe de girmemesini siz daha uygun görüyorsunuz. Evren Hanım siz ne dersiniz? Türkiye garantörü olmalı şu yüzden, olmamalı şu yüzden. Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi her ikisinde artısı eksisi var. Ben ilk etapta garantör devletin faydalarından genel olarak literatürde, yani niye garantör devlete ihtiyaç duyuluyor, onları belirtmiştim. Hı hı. Burada şöyle bir şey var. Diğer ismi geçen ülkeler, mesela Polonya, İsrail vesaire, bunlar Türkiye'den daha güçlü ülkeler değil. Kolektif bir şekilde bu sorumluluk paylaşılacaksa eğer, yani sadece Türkiye'ye düşmeyecekse en büyük sorumluluk, kolektif 6-7-8 kişilik bir, 8 ülkelik bir grupla paylaşılacaksa ve bu net bir şekilde anlaşmaya yansımışsa, enformasyon açısından bile garantör olabilir Türkiye. Yani ben sahaya gözlemci koyacağım. Seçim yapılacak mesela, referandum yapılması söz konusu. Gözlemci olacağım. Bu açıdan garantörüm. İki tarafta, iki tarafa da eşit uzaklıktayım. Hani illa asker yollayacağız, Rusya'ya karşı çıkacağız diye bir garantörlük görevine soyunmasına gerek yok Türkiye'nin. Pek çok açılardan bu görev sağlanabilir. Benim nacizane görüşüm, bunu tek başına sırtlanma değil, kolektif ülkelerle ve bunların içinde NATO üyesi de var, NATO üyesi olmayan ülkeler de var. Bu şekilde bir anlaşmanın daha ulusal çıkarlara uygun olacağını düşünüyorum. İkinci eklemek istediğim şey, hı hı, NATO 70 yıllık, yani o kadar müthiş bir kurumsal geçmişi olan, parlamentoların onayladığı vesaire, bunu 3-5 senede bir lider istiyor diye 5. madde gibi bize de yapın bir şeyler ortaya karışık. Böyle bir şey olması mümkün değil. Yani yapılan her türlü garantörlük anlaşmasının asla NATO gibi bir kurumsal yapıyı ikame etmesi mümkün değil. Bu başka bir şey olacak. Ondan daha zayıf bir şey olacak. Her şekilde ondan daha zayıf bir şey olacak. Çünkü NATO'ya bütün üye ülkeler parlamentolarında bu anlaşmayı onayladılar. Çok büyük bir müktesebat var. Orduların birbiriyle uyumlu olması var vesaire var. Yani teknik açıdan çok komplike, yasal açıdan çok komplike. Yani yapılacak herhangi bir garantörlük anlaşmasında bunun 5. maddeyi tamamen ikame edecek bir bypass, yan yol olması mümkün değil. Bu peki, başka bir şey olacak. Aha, peki, teşekkür ediyorum. Sayın Batıbaş, siz ne dersiniz? Türkiye ne kadar neye müdahil olmalı, olmamalı garantörlük konusunda? Yine kısa bir cevap, kısa tutalım bu turu. Ondan sonra başka boyutlara da, şu Abramovich meselesine de ben geçebilmek istiyorum. İlgi çekici bir konu ama önce... Evet, kısaca, Türkiye savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya arasında izlediği dengeli politika ile...
bu savaşı önce ateşkes ateşkesi durdurarak ateşkes sağlanması konusunda kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Bu kolaylaştırıcı rol hem uluslararası toplumun önem verdiği hem de Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir roldür. Bunun ötesinde Rusya'yı hedef alan bir garanti sisteminde Türkiye'nin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Başka bir ülkenin de, başka bu adı geçen ülkelerin de böyle bir güvenlik garantisi Ukrayna'ya vereceklerini zannetmiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Tokmakoğlu, buyurun, sizden de duyalım, ondan sonra başka başlığa geçelim. Evet, esasında tabii burada savaşan tarafları ikiye ayırıyorum ben. Bir tanesi fiilen silahların kullanıldığı ve konvansiyonel güçlerin karşı karşıya geldiği, her ne kadar nükleer tehdit bile geçse bunun içerisinde, ama bunları bir tarafa koyarsak gerçekten cidden ateşli silahların kullanıldığı Rusya ile Ukrayna arasındaki konuşmaları yapıyoruz burada. Ve bunu sonlandırmak ve daha sonrasında barışı ihdas etmek için bundan bahsediyoruz. Fakat esas savaş Amerika ile Rusya arasında sürüyorsa, evet, ve Amerika Birleşik Devletleri, o sayabileceğimiz bir sürü savaş türü var burada, zamanınızı almayayım, silah kullanmadan bunu yapıyor ise ve uluslararası hukuk bakımından kendine göre istismar ettiği bir takım şeyler varsa, bu Rusya ile Amerika'nın arasındaki büyük gerginlikte Türkiye'nin biraz üstünde konular gibi geliyor bana. Dolayısıyla her iki sebeple de, yani hem bölgesel güç hem de küresel bu gerilim noktasında Türkiye'nin şu andaki pozisyonda kalmasında yarar var diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi garantörlük başlığına Türkiye'yi birebir ilgilendiren, Türkiye'nin isminin geçtiği bir konu olduğu için ilk olarak bakmak istedik. Yine Dolmabahçe temaslarında dikkat çeken bir başka konuydu bu. Ona da eğilelim istiyorum. Evren Hanım, yine sizinle devam edelim. Dediniz ki beni bir uluslararası ilişkiler konferansında siz yakaladınız. Türkiye'den de bazı meslektaşlarınızın orada olduğunu düşünüyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam, çünkü kendilerini konuk etmek istedim. Baktım burada yoklarmış. Anladığım kadarıyla siz de aynı konferanstasınız. Böyle düşündüm. Abramovich'in, Rus oligark, meşhur Abramovich'in bu Dolmabahçe görüşmelerinde olması çok dikkat çekti. Hem Türkiye'de sosyal medyada konu oldu, hem dünyada gündem oldu. Kimdir? Neden İstanbul'daydı? Bugüne kadar oynadığı rolle ilgili biz ne biliyoruz? Neler anlatabilirsiniz? Şimdi evet, hakikaten Türkiye'deki uluslararası ilişkiler camiası burada. Akşama yemek var. Arada bana yazıyorlar. İlk etapta da söylemiştim, yani Rusya'dan ciddi bir sermaye kaçışı var. Yani bu yatırımlarca olumsuz etkiliyor ve yani büyük yatırımları olan Abramovich ile ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Ona şey yapmıştık. Bu 2014'te olimpiyatlar yapılacağı zaman mesela Marriott otelleri, şu anda otelim, ben de böyle daldan dala konuyorum ama çok enteresan gelmişti bana. Mesela Marriott otellerinin lisansı Abramovich'teydi. O Soçi'de bir sürü otel yapıldı kış olimpiyatları ile ilgili. Yani o kadar çok yerde kolu kanadı, spor takımı, futbol takımı İngiltere'de vesaire. Yani çok ciddi bir aktörden bahsediyoruz. Ciddi bir iktisadi aktörden bahsediyoruz. Ve o yüzden de hani sürece bir şekilde hem kendi iktisadi çıkarları için hem de ulusunun çıkarları için dahil olmaya çalışıyor. O bana da çok enteresan geldi. Yani Avrupa'da özellikle Hollanda, Almanya, İtalya bu büyük 300-500 milyon euroluk yatları el koyduğunda ne yaptı? Hemen Abramovich'in yatı Türkiye'ye geldi. Yani Türkiye'nin belli bir çıkış yaratabilme hacmi var bu aktörler için. O yüzden de yani ben çok şaşırmadım açıkçası Abramovich'in dahil olmasına, ama hakikaten çok küresel
uzantıları olan, dediğim gibi yani oteller, Amerikan oteller zinciri, İngiliz futbol takımlarına kadar çok büyük dünya çapında yatırımları olan bir aktörden bahsediyoruz ve yaptırımların onu sürekli kilitlemesi bu barış konuşmalarına da sanıyorum müdahil olmasına sebep oluyor. Teşekkürler. Darral Bey, siz nasıl değerlendirdiniz? Abramovich'in Dolmabahçe'de olması, görüşmelere katılması, Sayın Erdoğan'la teması, yani yatlarının burada olması, bir Abramovich resmini bu Ukrayna görüşmeleri kapsamında bize çizebilir misiniz? Bunun bir boyutu da tabii Rus sermayesinin Türkiye'ye gelip gelmemesi konusu. Sayın Çavuşoğlu'nun Doha'da yaptığı açıklamalar meşru olduğu sürece Rus sermayesine, Rus yatırımlarına Türkiye'nin kapısı açıktır yönündeydi. Ama tabii bir taraftan da oligarkların paraları ne olacak? Bununla ilgili de bir tartışma var. Birbirine bağlıyor musunuz bilmiyorum. Ama ilgili tartışmalar olduğu için ben masaya koyayım, sizin yorumlarınızı dinleyelim. Putin yönetiminin desteklediği ve o destekle de büyük servet sahibi olmuş bir zümre var Rusya'da, biliyorsunuz. Oligark deniyor bunlara. Bunlar içinde Abramovich ayrı bir profil çiziyor. Nasıl? Bu kişiler, bu oligark denen Rus zenginleri, servet sahibi kişiler, bu savaşta tabii Putin yönetimi tarafından desteklendikleri için Batı ülkeleri tarafından yaptırımlara tabi tutuldular. Fakat bu yaptırımlar gelirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Abramovich'in bundan muaf tutulmasını istedi. Neden? Çünkü Ukrayna ile Rusya arasında ki savaşın sona erdirilmesi, bir uzlaşıya varılması için yönünde bir tutum takındı. Diğer bütün oligarklardan farklı olarak. Ben fazla bilgim olmamakla birlikte şeydeki, Dolmabahçe'deki varlığını bu rolün devamı olarak devamı olduğunu anlıyorum. Nitekim de bugüne kadar Batı tarafından uygulanan yaptırımlardan muaf tutuldu. Zelenski'nin talebi, özel ricası üzerine. Dolayısıyla böyle bir çıkış yolu, bu çatışmayı durduracak bir çözüm arayışında ve buna destek veriyor. Ama ne ölçüde etkili oluyor? Tabii bunları bilmeme imkan yok. Gürsel Bey, siz ne dersiniz? Zaten o salona girmek için listeler veriliyor, o listeler onaylanıyor her iki tarafta. Demek ki yani bu şahsın da oraya girmesiyle ilgili her iki tarafta bir iradesi var. Burada bir kesinlik var yani. Şimdi Türkiye tutup da kendisi getirip onu bu da girsin toplantıya demiyor işin en başında. Onu işaret edelim. Şimdi tabii bu tür böyle iş adamı aracı pozisyonunda olanlar daha öncelerde başka yerlerde de görülmüştü. Tabii şahsı çok ön plana çıkarmadan bir kelime daha söyleyelim. Neticede bu küresel güç aktörlerinden bir tanesi. Her yerde ayağı var, her yerde bulunabilecek bir şahıs. Demek ki Rusya veya işte özellikle Putin veya Zelenski, her ikisi de bulunmasını istemişler. Bu hani mektup diplomasi vesaire, arka kapı diplomasi, böyle sözler vardı. Yani belki de işte bu şahıs arada devamlı gidip gelen biriz. Yani Putin ve Zelenski arasında onu da bilemiyoruz açıkçası. Peki Sayın Köni, siz nasıl yorumladınız Abramovich'in de Dolmabahçe'deki temasların bir parçası olmasını? Rolü nedir? Efendim, Abramovich Batı'nın güvendiği bir kimse. Çünkü İngiltere'de yatırımları var. Diğer yerlerde yatırımları var. Rusya da kendisine güveniyor. Güvenilmesinde hem yatırımcı olmasının hem de belli bir etnik yapıya sahip olmasının çok büyük önemi var. Biliyorsunuz Zelenski ile Abramovich, hepsi ikisi de Yahudi kökenli boyutları var.
Dışişleri bunu soruşturmuştur mutlaka. Yani birdenbire bir iş adamı gelip de buradaki görüşmelere ben de katılacağım. Niye? Benim yatım var, milyarlarım var diye dışişlerinin sistemine girmesi pek mümkün değil. Soruşmuşlardır, bu güvenilir bir adam mıdır? Kimin de güvendiği adam, aynı zamanda İsrail'in de güvendiği biri. Çünkü dikkat ederseniz daha evvel İsrail Başbakanı geldi, Putin'le görüştü. 96'larda tahmin ediyorum 1,5 milyon Rus Yahudisi İsrail'e göç etti. Ve ona zamandan beri çok daha yakın bir ilişkiler içindeler. Dikkat ederseniz Orta Doğu'daki olaylarda katiyen İsrail Rusya'ya dokunmuyor, Rusya İsrail'e dokunmuyor. Bu yapının da güvenilir olmasında çok önemli bir rol oynadığını tahmin ediyorum. Zelenski de o rolleri oynadı biliyorsunuz. İsrail parlamentosu önünde konuştu. Dedi ki bu olay holokosttur Rusların yaptığı. İsrailliler de hayır dediler, bu holokost değil. Yani bu savaş katliamları oluyor ama holokosta benzemiyor. Demek ki bu işi götürebilecek bu tür güvenilirliğe çeşitli alanlarda sahip bir kimse. O yüzden Türk Dışişleri de kendisini bu toplantıda görüşme yapacak boyutta olduğunu kabul etti ve sisteme soktu. Öbür türlü her milyoner gelip sistemde bir takım laflar söyleyemez diye düşünüyorum. Peki, dikkat çekici bir anekdot rol var. Tabii ki, tabii Evren Hanım, buyurun. Şimdi bu Soçi'deki oteller yapılırken, ben de ısrarla böyle anekdotlara gidiyorum. Türkiye'den pek çok Türk inşaat firması da oradaydı. Şöyle bir enteresan, hani o zaman ben şaşırmıştım şahsen. Şimdi bizim Türkiye'deki firmalardan bir tanesi inşaatı almış, yapıyor. Fakat işte birazı ilerliyor, birazı ilerlemiyor. Yani biraz geride kalmışlar sanıyorum. Bir gün şantiye şefi benim ahbabımdı. Bir gidiyor şantiyeye, yaklaşık 50 küsür silahlı şantiye ele geçirilmiş, silahlı insanlar tarafından. Polis değil, asker değil, silahlı. Ne bu? Her şeyinizi toplayın, çıkın. Yani el koyuyoruz şantiyeye, bitiyor. Buradaki şeyiniz bitiyor, yani yapmıyorsunuz artık. Nedir? Geride kaldınız. Sözleşme, yani yapacağınız yere kadar yapmadınız diye bu şekilde. Yani peki nasıl oldu? Vallahi dedi, Abramovich sahibi otelin bizi attı ve milyonlarca o şirketin oradaki şeyi battı. Yani hukukun üstünde hareket edebilen bir güç. Ben inanılmaz tedirgin olmuştum. Yani hani nasıl Rusya'ya itimat edilip bu kadar büyük sermaye yatırılabilir? Bir anda sizin ya onu kayıp olarak görüyor şirket. Tamam, bu şantiyeyi kaybettik. Oradaki her şey de o şekilde kaldı. Çalışanların sadece kendi özel eşyalarını almalarına izin vermişler. İşte bilgisayarım, iş botlarım, bilmem neyim. Bu şekilde hukukun üzerinde at oynatabilen, kusura bakmayın böyle de şey deyim, kullandık biraz avam ama yani herhangi bir iş adamı, herhangi bir milyarder değil, çok farklı bir şeyi var. Ve mesela şeyi satabildi, futbol takımındaki hisselerini, yaptırımlar onu etkilemeden önce satabildi ve çıkabildi. Yani bir şekilde gerek Rusya'da, gerek İngiltere'de, gerek dünyanın başka bir yerinde hukukun üzerinde hareket edebilme gücüne sahip, tabii nereden alıyor bilemiyorum ama yani çok enteresan bir figür. Hani şantiyenin silahlı insanlarla basılıp ve şirketin tamamen ekarte edilmesini ben Abramovich sadece duydum şimdiye kadar. Bu sıra dışı siz birinden bir ahbabınız dediniz, duyduğunuz anekdotu anlatıyorsunuz. Teknik olarak bu Abramovich'e söz hakkının doğduğu anlamına da gelir. Artık bağlanırsa yayına da tabii ilginç olur ama buyursunlar eğer isterlerse söz hakkı. Ancak merak ettim, siz bir Türk firmanın yurt dışında böyle bir tecrübe yaşadığını aktarıyorsunuz aslında bize. Ahbabınızdan duyup aktardığınız. Bu hukuki olarak da eminim belli başlı süreçleri tetiklemiş olmalı. Valla onu sanıyorum artık kayıp olarak şey yaptılar. Çünkü hani nasıl bir hukuk devletinden bahsediyoruz Rusya'da ve bu tarz hani kayıpları oldu çok Türk firmalarının
Kazakistan'da oldu, şeyde oldu, yani Orta Asya'da oldu. O yüzden hani bir şekilde yaralarını sarıp devam ediyorlar. Ve hala da firmalarımız orada çalışmaya devam ediyor. Ama arada böyle büyük darbeler yediler yani. Peki, anekdot aktardınız. Teşekkür ederim. Açıkçası birçok soruyu da akla getiren ve davet eden bir anekdot ama biz yayının odağı sebebiyle buradan ilerlemeye devam edelim. Rus yatırımlar konusu da haliyle konuşuluyor. Yine Evren Hanım sizinle devam edelim. Sırayı bozmadan gideyim en iyisi. Bir taraftan Rus ekonomisine yönelik büyük yaptırımlar söz konusu. Bir taraftan da işte Rusya'nın yatırımları ya da Rus iş insanları yatırım yapmak istiyorlar. Para nereye gidecek, nerede kendine yeni yerler, evler bulacak. Bu da tartışılıyor. Şimdi bu Sayın Çavuşoğlu bu soruyla karşılaştı Doha'da. Burada da çizdiği çerçeve meşru olduğu sürece yatırıma Türkiye'nin açık olduğunu belirtmesi şeklindeydi Doha'daki cevabı. Bu konu tabii bugün olmasa yarın baş ağrıtabilme potansiyeli taşıyor. Burada sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Bu dünya çapında böyle. Ya şu anda ikincil yaptırımlar söz konusu değil. Ama yarın öbür gün olursa bu da bir baş ağrısına dönüşebilir. Bilemiyorum. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Rus yatırımları Türkiye'ye gelmesi, gelmemesi bugün ya da olası yarınlarda nasıl senaryolar doğurur, doğurmaz biraz tartışabilelim istiyorum. En azından fikirleri duymak amacıyla net cevapları bilmesek de ne dersiniz Evren Hanım? Sonra Daryal Bey'e döneyim. Tabii. Şunu söyleyeyim. Bu zaten yani Rusya'daki orta ve üst sınıfların yani en üst düzey multimilyarder oligark sınıfının dışında orta üstü düzey sınıflar benim uzunca bir zamandır gözlemleyebildiğim kadarıyla zaten bir şekilde bir ayaklarını dışarıda tutmaya çalışıyorlardı. Yani mesela yakınımız evlendi, Florida'da çocuklarını doğurdular. Rusya'da yaşıyorlar fakat böyle bir şekilde aman çocuk Amerikan vatandaşı olsun. Biz onları ziyarete gittiğimizde ben inanamamıştım. Sunny Isles diye bir bölge. Neredeyse %80'i Rus. Çok yani denize nazır daireler, bloklar vesaire. Yani zaten yıllardır bu savaştan önce de dışarı bir para aktarma. Mesela biliyorsunuz Kıbrıs bir finansal kriz yaşadı 2008'de, Güney Kıbrıs. Ve oradaki şeyde Hazine Bakanı gitti Rusya ile konuştu. Çünkü Kıbrıs'ta çok fazla Rusya'da da para var. O şekilde geliyor. Yani bir şekilde orta ve üst sınıflar 10 küsür yıldır zaten bir sermaye aktarımı yapıyorlardı. Mesela şunu da yine eş dost şeysiyle söyleyeyim. Mesela mülk satıyor. Para bankada bir anda bankadaki hesaplara deniyor Rusya devleti. İşte bilmem ne kadar vergi geldi. Hadi hemen kahroluyorlar. Türk keşke bankaya yatırmasaydık. Bak şimdi bir anda hesaptaki paranın bilmem ne kadarı gitti. Yani zaten afşanım güvenmiyorlardı. Yani Rusya'daki sisteme güvenmiyorlardı. Onun üzerine bütün bu yaptırımlarda tuz biber oldu. Şimdi Gürcistan gibi küçücük bir ülke bile artık Rus firmaları için bir çıkış Gürcistan'a naklediyor şirketin ana merkezini veyahut da orada gösteriyor. Oradan vize vesaire iktisadi sisteme dahil olmaya çalışıyor. Yani bu savaştan önce de bu eğilim vardı çok fazla. Bir şekilde emlak edinme, batıdan emlak edinme, çocukları orada vatandaşa... Yani bakın benim en şey yaptığım 17 yıldır aynı Dışişleri Bakanı var. Bu Dışişleri Bakanı'nın kızı 4,5-5,5 milyar pound'ı Londra'nın göbeğinde daire satın almış. 21 yaşındaki kız. Hani yöneticilerin kendilerinin bile, bu bana şunu gösteriyor, Rusya'daki yönetimin, kabinenin kendisinin bile Rusya'daki sisteme itimadı yok. Çocuklarının geleceği için batıda daireler vesaire yatırımlar, onlar bile sermayeyi yurt dışına çıkartmaya çalışmışlar ve nitekim çıkarmışlar. Yani Lavrov'un kızı. Evet, yani Londra'da lüks daire sahibi. Yani Rusya'daki
aslında güvensizlik demek lazım. Sebebiyle insanların, işte vatandaşların, yani sıradan vatandaş o kadar parası hiçbir yerde olmaz sanmıyorum da, yani Türk de olsa, Rus da olsa, yani oligarklardan, zenginlerden, işte ya da nüfuzlu insanlardan bir şekilde yurt dışını daha güvenli bulma eğilimi aslında Ukrayna Savaşı öncesinde olduğunu söylüyorsunuz. Belki onun devamı şu anda başka bir etap, başka bir boyut kazanmış oldu. Teşekkür ederim anekdotlarla da beslediğiniz için Evren Hanım. Daryal Bey'e burada dönmek istiyorum. Şimdi ekranda da editörümüz Erdem yazdı onu soru olarak, oligark sermayesi mi geliyor diye. Şimdi bu ya sermaye gelmesi olumlu olarak kulağa gelse de bu çok sıkıntılı bir konu. Uluslararası hukuk açısından da. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nelere karşı uyarırsınız bu konuyla ilgili? Bir duymak isterim sizden. Afşin Hanım, bu konunun nasıl gelişeceği bence savaşın, Ukrayna-Rusya savaşının ne kadar süreceğine bağlı. Şöyle ki, eğer savaş uzarsa ve de bir ay sonunda bir de neyi gözlemliyoruz? Savaş giderek şehirlere ve sivillere Rusların saldırısı şekline dönüşüyor. Dolayısıyla sivillerin can kaybı, çocuklar, kadınlar falan böyle. Bu giderek batıdaki tepkileri arttırıyor Rusya'ya karşı. Eğer savaşı kısa sürede bir ateşkesle de olsa sonlandırılabilirse, bu konuda Türkiye'nin bugüne kadar oynadığı rol Batı'da, ben Batı derken Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni birlikte ele alıyorum. Çünkü bu Rus saldırısı karşısında bir ciddi bir Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri dayanışması oluştuğu için. Eğer bir kısa sürede bu şey olursa, dediğim gibi bir ateşkese dönüşürse, Türkiye'nin bugün bu yönde oynadığı kolaylaştırıcı rol Batı'da gerçekten takdirle izleniyor ve olumlu bulunuyor. Dolayısıyla bu Türkiye'ye yönelik, bu Türkiye'nin bu çabalarına, bu dengeli politikasının sonucu olan çabalarına, Türkiye'nin bir çeşit ev sahibi sahipliği yapmasına, Batı'daki olumlu tepkiler dolayısıyla, değerlendirmeler dolayısıyla, bu sözünü ettiğiniz konu kısa dönemde, bu süre içinde ciddi bir şey konusu olmaz diye düşünüyorum. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama savaş uzar, sivillere yönelik büyük kayıplar, zayiat, şehirlerin yıkılması gibi böyle Rusya'ya tepkilerin artması ile bu demektir ki zaten Türkiye'nin oynamakta olduğu kolaylaştırıcı rol de sonuçsuz kalıyor demektir. O zaman bu konunun ikincil yaptırımlar, sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi konusunu Türkiye'ye yönelik olarak gündeme getirilmesini beklemek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnsani durumdan bahsettiğiniz için izleyicilerimize bilgi, en az 1179 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor Birleşmiş Milletler. Bugüne kadar da 3 milyon 900 bin kişi, 4 milyona yakın insan ülkesini terk etti. Bahsettiğiniz durum Daryal Bey, bu insani durumun, dramın derinleşmesi. Gürsel Bey, siz ne dersiniz bu oligark sermayesinin hukuken neden netameli bir konu olduğuna dair görüşleriniz nedir? Ve Daryal Bey'in de ortaya koyduğu tespitler var. Savaş uzarsa burada renk değişebilir diye. Katılıyor musunuz? Tabii adını ben sadece oligark sermayesi olarak koymak istemiyorum. Çünkü Rusya'da sadece oligarklar değil, karşılıklı çok fazla ilişkinin ortaya çıkabileceği bir tablo var. Yani örneğin Türkiye'den bir iş adamı gidip de
örnek veriyorum sadece. Yakutistan'da bir yatırım yapmak istiyor şu anda. Veya Yakutistan'daki oradaki bir oligark olmayan yatırımcı Türkiye'ye gelmek istiyor. Yani bu profil var şu anda. Ama bu yeni değil. Yani bir süreden beri var idi. Belki şimdi iştah daha da arttı. Çünkü belirli bir şimdi Swift anlaşmaları vesaire bu konular engel oluyor. Şimdi burada dikkat çekebileceğim husus Türkiye sanki bütün bunlar olacakmış gibi ne bileyim işte 2-3 seneden beri birçok edeceğim ama hani sayısı 6-7 söyleyemiyorum şu anda. Swap anlaşmaları yani karşılıklı ticareti yapabilecek para transferlerini rahatlatmak aslında bu körfez ülkelerinden var işte ne bileyim Kafkaslar, Orta Asya'dan var. Yani bu durum aslına bakarsanız savaş başlamadan önce oldu. Sanki savaş biliniyormuş. Çünkü ortaya çıkan bu şimdi para transferi konusunda mesela doları aktarabiliyoruz ama karşılıklı alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu bir rahatlık getiriyor. Ve bunu da engelleyecek bir yapı yok. Yani uluslararası hukuk bakımında eğer anlaşmanız varsa iktidar parasıyla bunu yapabiliyorsunuz. Ama parayı kim nasıl getirir Türkiye'ye, hangi birimde getirir, ne bileyim işte dijital para mı getirir yoksa altın olarak getirir, onu bilemeyiz. Çünkü o yatırımcının kendi bileceği bir konudur. Ve bu sermaye girişi, yani gerçek sermaye mi yoksa hani sadece böyle belirli rakamların gidip geldiği bir şey mi? O da tabii Türkiye, Merkez Bankası'nın veya işte maliyenin inceleyeceği konular. Teknik, çok teknik konular. Şimdi benim de bir hatırlatmam olacak burada. Çok dokümanda ismi geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri ittifak ve ortakları ile birlikte hareket ediyor. Kim bunlar? G7 ülkeleri. Avrupa Birliği Türkiye'de işaret etti. NATO. Aslına bakarsanız daha uzakta ama AUKUS dediğim bu işte Avustralya'da içine veya o bölgede de var. Yani bunlar da işte konuya dahil oldular. Hatta 4 para birimi üzerinden şu anda işlem yapılıyor Rusya'ya karşı. Bu Japon yeni, ne bileyim Amerikan ve Avrupa'nın AUKUS'u işte hangisini saymadım. Bu şemsiye içerisinde bir de pound. Zaten bunları topladığınız zaman rezerv para hacmi bakımından %92'ye ulaşıyor. Yani bu zaten belirli bir baskı oluşturmak için güçlü bir sistemi var. Ama Türkiye'nin bakın bu ittifak ve ortaklık kapsamındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin hani biraz olacak ama emredici yaklaştı. Hadi bakalım Ukrayna'dan dolayı siz de buna katılın deyip davette bulundu. Bir uzun içerisinde Türkiye'nin girebileceği zaten böyle bir hadise sadece ittifaktan NATO hakkında olduğu cihetle anlıyor. Bunun dışında yani ekonomik bir alanda yok, sosyal alanda yok bilim. Politika olarak bağlayıcılığı çok yok. Yani sadece NATO'nun politikası var. Onu işaret etmek. Yani baktığınız zaman hani uluslararası... Mesela bir affedersiniz. Sesiniz de kesik geliyor. Ben eksik de duymuşsam şayet affedin. Belki sizi tekrar da ararız. Rejideki arkadaşlarımız karar versin ama sorum şu. Ya Türkiye yaptırımları uygulamıyor. Uygulamayacak. Yani emredici konuşuyor. Konuşmuyor. Amerika bilemem de yani. Türkiye'nin başka bir uygulamayacak. Türkiye zaten burada yani Rusya'ya köprü oluyor gibi düşünülmesin. Onu söylüyorum. Bu daha önceden zaten konmuş olan Rusya ile angajman hani Rusya parasını hangi para cinsiyle ne şekilde çıkarırsa çıkarsın o ayrı bir hadise. Ama Türkiye şu anda savaşın olduğu sebepten dolayı Rusya ile hiçbir ilişkisini bozdu. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlarımız sizi tekrar arasın Gürsel Bey oldu mu net duyabileyim en azından size takip sorusu sorarken eksik
sormayayım, yaş tahtaya basmayayım canlı yayında. Sizi tekrar arasın arkadaşlarımız. Sayın Könü, siz ne dersiniz bu konuda? Bu bilemiyorum yani, yatırımlar konusu. Ya tabii ki Türkiye yatırım gelsin de, işte şu anda Rus sermayesiyle ilgili birçok soru işareti de var, yok değil. Sayın Çavuşoğlu da meşru olduğu sürece tabii ki kapımız açık diye çerçeve çiziyor yani. Evet. Bilmiyorum, neye dikkat etmek lazım, konuya nasıl yaklaşmak lazım? Efendim şimdi bu ekonomik müideler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı. Yani kendi müttefiklerine bir çağrıda bulundu. Biz de şeye baktık. Uyum oranı ne kadar diye. Bu ekonomik yaptırımlara. Avrupa'da 10 üzerinden 7. Asya'da 10 üzerinden 4. Yani Çin, Hindistan, hatta Hindistan'la Rusya arasında kendi paralarıyla değiş tokuş yapılıyorlar. O ekonomiyi kaçırmak istemiyor. Çin'le de öyle bir durumları var yapılan anlaşmaya göre. O yüzden o taraflara yatırım yapmıyorlar. Zaten dolardan kazançları. Rusya'nın Türkiye içinde epey yatırımları var. İşte nükleer enerjiden tutun boru hatları ve diğer alanlarda. Bunlar da kişisel paralardır. Yani para olarak getirebilirler. Ve Türkiye'nin bugünkü ekonomik yapısını biz hesapladık. Gayri safi milli hasılası 75-750 milyar dolar kadar. Belli bir ekonomik boyut kazanması için 75 milyar dolarlık bir yatırım lazım. IMF'de bu para var mı diye baktık. Öyle bir para yok. En fazla işte Latin Amerika'da bir ülkeye 35 milyar dolar vermişler. Yani bu oligarkların getireceği 5-10 milyar yahut 3 milyar 4 milyar çok büyük bir olay değil. O yüzden de pek Amerika'yı rahatsız edeceğini tahmin etmiyorum. Nereye yatırım yapacakları da, yani bir endüstri kurmaları bambaşka bir boyuttur. Parasal olarak bir şeyler koyup onlardan faiz alma şeklinde olur. Biliyorsunuz bir yerde faizler yükselince gelir. Orada faizden faydalanırlar, parayı çekerler falan bu şekilde. Ama öbür türlü yatırım, yani bir sanayi kurmak, bilmem ne kurmak, onlar biraz daha değişik bir boyut. Genellikle Rusya devleti üzerinden biz o tür şeyleri götürüyoruz. Yahut devlet üretimlerinden bir şeyler satıyoruz. Araplara yaptığımız gibi. Asya ülkeleri katiyen uymadılar kendi çıkarları açısından. Ama olay daha büyürse, yani savaş devam ederse, ki çok devam edeceğini zannetmiyoruz. Tabii Rusya'da ipice yara aldı ama bugünkü gelen haberlere göre Rusya bankaları istikrarlı bir duruma erişmiş. Nedir bu istikrar? Yani büyük para kayıplarını belli bir dengeye getirmişler. Normal sistem içinde işliyorlar. Şimdi Amerika'nın boyutunda değil Rusya. Ekonomisine bakınca Rus ekonomisi Amerika'nın Texas'ı kadar. Texas ekonomisi kadar. Şimdi Çinlilerin bir de CHIPS diye bir sistemi var. Aynen Amerika'nın SWIFT sistemi gibi. Birisinde işte günde 500 milyar dolar dönüyor. Bu CHIPS sisteminde Çinlilerin 60-70 milyar dolar dönüyor. O 60-70 milyar dolar Rusya ekonomisi gibi bir ekonomiye sahip, yani Texas kadar bir ülkenin ortalamasını sağlayabiliyor. Yani çok iyi değil tabii durumları ama bir boyutta olayı kurtarabiliyor. Hindistan'la da diğer Asya ülkeleri de bu durum böyle. Yalnız bizim şeyleri hesapladık üzülerek. Bu Türk Güneşi'ne dahil olan ülkeler, yani Türk Cumhuriyetleri, bunlar maalesef bu durumda stagflasyona gidiyorlar. Yani enflasyon içinde ekonomik durgunluğa gidiyorlar ki bu çok bizi de zorlayacak bir olay. Çünkü onlarla çok yakın ilişkiler, ekonomik boyutlar içindeydik. O yüzden de savaşın bir an önce bu insancıl boyutunu sona erdirerek doğru dürüst bir boyuta kazanmasını ümit ediyoruz. Ve dünyada da böyle bir ekonomik bunalım var. Amerika'da da yoğun bir enflasyon var.
Orada da cumhuriyetçileri takip ediyoruz ne söylüyorlar diye. İlk defa olarak Trump'a söylenen laflar Sayın Biden'a söyleniyor. Mesela cumhuriyetçiler diyor ki Amerika'ya şimdiye kadar bu kadar kötü bir cumhurbaşkanı gelmedi. Halbuki daha evvel bu lafları biz Trump için duyuyorduk. Yani Biden söylüyordu. Şimdi buna doğru dönmeye başladı. Ve bu gıda sorunu diğer alanlarda da hızlı şekilde gelişiyor. O yüzden hem savaşın hem de bu ekonomik bir takım müeyyidelerin çok uzun sürebileceğini tahmin etmiyoruz. Olursa çeşitli felaketleri sizin Bloomberg televizyondan izleriz. Evet, oradaki çalışma arkadaşlarımızla almış olduk. Birkaç kat üstümüzdeler yani bizim haber merkezinin. Bloomberg'den bahsettiğiniz için söylemek istedim. Şöyle bir şey daha var Sayın Köylü. Bununla ilgili de yorumunuzu sormak istiyorum. Ondan sonra biraz da savaşın gidişatına eğilelim programda kalan sürede. Şimdi bu Dolmabahçe görüşmelerinde Rus heyeti de belli başlı açıklamalar yaptılar. Onlar masaya ne getiriyorlar, ne istiyorlar diye. Güven arttırıcı, güven tesis edici bir adım olarak bunu gerçekleştirdiklerini söylediler. Neyi? Kiev'de ve Kiev yakınlarındaki Çernihiv'de operasyonun askeri hareketliliğin çapını daraltmak üzere bir karar aldıklarını söyledi. Ama bunun çerçevesi güven tesis etmek maksadıyla Rusya'nın yaptığı yöndeydi. Şimdi yani Dolmabahçe temasları bitti. Ertesi gün tabii uluslararası medyada birçok şey yazılıp çiziliyor. Onlardan dikkat çekici olanlarından biri Rusya'ya çekilmeye zorlayan koşullar oluştu. Aslında bu da onun bahanesi yani. Güven tesis etmek amacıyla değil. İşler iyi gitmiyor Rusya için Ukrayna'da. Zaten imkansızlıkları sebebiyle çapı daraltması lazım operasyonun. Bunu da güven arttırıcı önlem olarak dünyaya duyuruyor aslında Rusya diye. Bunu bilmek mümkün değil ama bu yönde iddialar, tespitler, yaklaşımlar da vardı. Siz nasıl baktınız? Rusya gerçekten zorlanıyor mu Ukrayna sahasında? Kiev ve Çernihiv'de operasyonun çapını daraltma kararı aslında sahadaki imkansızlıklarıyla mı alakalı Rusya'nın? Bazı zorlanmaları olduğu doğru. Şu açıdan doğru. Şimdi Ukrayna büyük bir ülke. Yani Rusya'dan sonra o bölgedeki ikinci büyüklükte bir ülke. Bu kadar geniş bir toprak parçasında uzun mesafeli bir takım operasyonlar yapmak lojistik sorunlara sebep oluyor. Yani bilmem kaç kilometre gideceksiniz, geleceksiniz. Biliyorsunuz Rusların Hitler'i yenmesinin sebebi de Ural Dağları'nın arkasına kadar çekilmeleri, onu sürüklemeleri oraya kadar. Bu mesafeler Napolyon'u da çökerten boyutlardan biri. Bu tür sorunlar var, ekonomik sorunlar var. Ama diğer taraftan da belli bir güç boyutu var. Şimdi bugün ilginç bir boyut oldu. Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik belgesini, strateji belgesini yayınladı. Bu bir ay sonra gazetelere düşecek. Şimdi biz aradaki stratejik belgeyi okumuştuk. O stratejik bölgede hedef diyordu ki biz Amerika'nın ekonomisini düzelteceğiz. Amerikan toplumunda bir kutuplaşma var. O kutuplaşmayı sona erdireceğiz. Ve asıl hedefimiz Çin'dir. Biz de bütün hazırlıklarımız bu Çin'in ne olacağı, ne edeceği filan yani strateji çalışanlar açısından söylüyorum. Bugünkü belgede gene aynı şey tekrarlanıyor. Diyor ki her boyutta rakibimiz Çin'dir. Savunmamız için istediğimiz 763 milyar dolarlık askeri bütçeyi Çin için istiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bizim için ikinci durumdadır. Dikkat ettiğimiz ikinci bir hususta sürekli tehdit oluşturan Kuzey Kore'dir diyor. Bugünkü yayınlanan resmi ulusal stratejik belgesinde. Şimdi böyle deyince basında çıkan olaylarla Amerika'nın ulusal stratejik belgesi arasında bir açıklık var. Yani bu kadar olaylar ne, savaş ne olsun, nasıl olsun diye. İkinci bir boyutu bugün belki yarın sabah görecek. Washington Post yazmış. Diyor ki bu savaş hemen bitmemesinin nedeni bu olayların sonunda Batı kazandı denmesi gerekiyor diyor. Eğer Batı kazandı denmezse demokratik sistemler
mağlup olmuş olacak ve Çin ve Rusya'nın o otoriter yapıları, zaten biliyorsunuz Polonya, Macaristan falan otoriter devletler, o yapılar devam edecek diyor. O yüzden Batı'nın bu işi hallettiği tarzında bu olayın bitmesi için uğraşılıyor diyor. Şimdi öbür tarafta kaybedecek olursa Rusya'daki etnik yapı içinde bölünmeler ve kayıplar olacağı hesaplanıyor. Şimdi bu iki iradenin biz kazandık, biz doğru olduk boyutu olayı götürüyor. Üçüncü bir cümle daha var. Ukrayna kendisini Batı için feda etmemeli, Batı da kendisini Ukrayna için feda etmemeli diyor. Bu cümlenin altında çok uzun analizler var. Bunları bizzat Amerikan basınından yarın okuyacaksınız. Peki şimdi şu da ilginç. Tarafların pozisyonuyla ilgili dediniz ki Batı kazandı denmesi lazım. Evet. Batı kazandı ne demek? Demokratik değerler kazandı. İşte hukuk kazandı. Uluslararası hukuka saygı kazandı. Bunlar zaten Biden yönetiminin başlı başına dünyaya Trump'tan sonra geri getireceğini taahhüt ettiği, zaten Amerika'nın öz değerleridir bunlar dediği meseleler. Şimdi Batı böyle demek istiyorsa Rusya'da dediğiniz gibi mağlubiyetin orada da çok büyük bir faturası var. Bir kere her şeyden önce Putin'in tarihe nasıl geçeceğiyle ilgili günlerden de geçiyoruz. Yani Ukrayna Savaşı Vladimir Putin'i tarihi nasıl hatırlayacakla da ilgili bir mesele. Dolayısıyla tabii ki böyle bir lider buna da dikkat edecek. O da orada onurlu çıkış diye tabir edilen bir senaryo isteyecek. Şimdi o oraya çekecek, küçük bir şey istemiyor. Öbür taraf oraya çekecek, o da küçük bir şey istemiyor. Bu yıpratma savaşının tam da işaret eden dinamiklerden biri oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi bir ümit şöyle diyor ki biz bir referandum yapacağız halkımıza. Bu Donbas bölgesinde, Kırım bölgesinde bir referandum yapılırsa, yani bunu da kabul ederse, biliyorsunuz ayrılıklar için bir referandum yapılıyor bütün ülke boyutunda. Hı hı. Evet, ayrılma derse olabiliyor. Öbür türlü azınlıkların ayrılma hakkı yok uluslararası hukukta. Ama bu referandumu Zelenski kabul ediyorsa ve referandumda Rus azınlık biz ayrılmak istiyoruz zunu bütün Ukrayna halkı kabul ediyorsa kendi barış ve güvenliği için, o zaman Kırım ve Donbas bölgesi dışında bir anlaşmaya Rusya yüzünü kurtarmış olarak, onlar da böyle bir etnik yapının devamlı içinde olmaları, etnik yapılar daima bütün ülkeler için tehlikeli son zamanlarda. Mesela biz Birleşmiş Milletler'e gittiğimiz zaman dünyada 35 ülke vardı. Bugün 200'e yakın ülke var. Daha da bu yapıların gelişmelerini izliyoruz. 600'e yakın ülke bekliyoruz dünyada. Yani ilk 50 sene içinde, önümüzdeki 50 sene içinde etnik yapılar habire devlet kurma boyutundalar falan. Bu şekilde. O zaman bir olumlu çözüm olabilir. Mesela Avrupa Birliği'ne girmesine ses çıkaramaz. Zaten Avrupa Birliği bundan sonra da NATO dışında bir Avrupa güvenliği kurmaya çalışıyor. Çünkü NATO edebiyat yapıp pek kımıldayamadı. Bu tür çabalar da devam ediyor. O zaman bir çözüm olur umudundayız. Hı. Çünkü Türkiye'yi de rahatlayacak. Hı. Biz de rahatlayacağız ve de ne yapabileceğimizi ortaya koyacak bir durumu bekliyoruz. Peki. Bu senaryo üzerinde duralım o zaman. Darya Bey, siz ne dersiniz? Batı kazandı denmesi arzu edilir. Putin için bir onurlu çıkış arzu edilir. Ukrayna Savaşı nasıl bir senaryo ile biter? Nasıl bir senaryo konusunda uzlaşma olursa biter. Bakışınız nedir burada? Nasıl denir? Bu cümleler nasıl kurulur? Ukrayna Savaşı'nın gidişatını nasıl etkiler? Şimdi Ukrayna Savaşı değil mi? 35. gününü doldurdu. Beklendiği gibi gelişmedi. Rusya ne bekliyordu? Hızlı ve çabuk bir askeri zafer bekliyordu. Ukrayna'yı diz çöktüreceğini düşünüyordu. İlginç yanı, Amerikan istihbaratı da Ukrayna'nın çok uzun süre direnemeyeceğini, Rusya'nın kolayca bir askeri zafer kazanacağını düşünüyordu, değerlendiriyordu. Bu Amerikan Deniz Piyadeleri Komutanı David Berger'ın
bir basın toplantısı oldu bu ayın galiba ortalarında. İlginç bir şey söyledi. Dedi ki bizim istihbaratımızın yaptığı bilgisayar simülasyonlarında Rusya'nın 72 ile 96 saat arasında Ukrayna'yı kontrol edeceği sonuç çıkıyordu dedi. Bakın 35 gün sonra bambaşka bir yerde ve bu şey sorusunu sordunuz ya, bu güven arttırıcı bir önlem olarak ve de ona bir de şey eklediler, müzakereler için daha elverişli bir ortam yaratmak amacıyla Kiev ve civarından ki askeri operasyonları büyük ölçüde durdurduk açıklaması yaptılar. Bu sizin de dediğiniz gibi Batı'da bu gayet kuşkuyla karşılandı. Ve işte hemen bütün gözlemciler zaten Kiev etrafındaki Rus operasyonlarının durma noktasına geldiğini, hatta belli yörelerde Rusların istila ettiği yerlerden geri püskürtürdüklerini dikkat çekiyorlar ve bu bir çeşit bu fiili durumu da bir olumlu bir kılıf göstermek ve de yeni operasyonlar için yeniden bir konu konuşlandırmaya fırsat vermek için bunun yapıldığını söylüyorlar. Amerikan ve diğer batılı hükümetler de işte Rusların bir söyledikleri vardır, bir de yaptıkları vardır. Biz yaptıklarına bakarız gibi bir tutum takındılar. Yani ben galiba biraz farklı düşünüyorum. Bu savaşın kolay sona ermeyeceği maalesef değerlendiriyorum. Çünkü Rusya'nın çok böyle yanlış değerlendirmeyle Ukrayna'yı kolay dize getireceği düşüncesiyle başlattığı bu savaştan bir şekilde bir başarı ilan etmesi beklenir. Yoksa Putin yönetiminin ciddi bir sıkıntıya düşeceğini varsaymak güç değil. Zaten ciddi bir ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya bu yaptırımlar sonucu. Bir de tabii artan Rus askerlerinin kayıpları ekleniyor buna. Dolayısıyla yani bunun niye yapıldığını, bu kadar sıkıntıya niye çekildiğini anlatmak için bir başarı göstermesi lazım. O başarının ne olduğu konusu da tartışılıyor. Bakın en asgari başarı Putin yönetimini şey yapacak, saldırıyı haklı gösterecek bir açıklamaya yönlendirecek nedir? Biliyorsunuz bir Donbas bölgesi vardı savaştan önce fiilen Rusların kontrolünde. Bir de 2014'te istila edip ilhak ettiği Kırım vardı. Bu iki Rusların kontrolündeki Ukrayna topraklarını birleştirecek ve bir sahil şeridi oluşturmak ve bunun kontrolünü ele geçirerek Kırım'ın da karadan Rusya'ya bağlanmasını sağlamak. Bunun için de bugün halen abluk altına alınmış ve her gün bombalanmakta olan Mariupol kentini ele geçirmesi. Asgari beklenti bu diye diyenler var. Yok bu da yeterli değildir. Dnieper Nehri'ni doğusunu ele geçirerek kontrol altına almak, batısını
Ukrayna'ya bırakmak asgari hedefi olmalı, asgari kabul edebileceği hedeftir diyenler var. Ama bu asgari hedefe dahi 35 günde ulaşamamış bir Rusya ile karşı karşıyayız ve bunun da kolay olacağını görmüyoruz doğrusu. Çünkü Batı başlangıçta ki yanlış istihbarat değerlendirmesiyle başlangıçta askeri yardımı zamanında yapmadı Ukrayna'ya. Ama şimdi Ukrayna'nın bu direnişinin direnişi sonucu askeri yardım Batı'dan gelen Ukrayna'ya her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın da direnişi daha güçleniyor. Dolayısıyla yani uzun kanlı ve giderek sivilleri de dediğim gibi hedef alan uzun bir çatışma dönemi görüyorum ben. Umarım yanılıyorum. Yani bu böyle hoş olmayan şeyleri ama biz mesleğimiz gereği böyle gerçekçi hep bakarız. Böyle insani lafları her zaman edemiyoruz. Onun için ben böyle görüyorum. Yani bir kısa dönemde, yakın bir gelecekte kimsenin kazanmayacağı ama Rusya'nın kesinlikle de başlangıçtaki hedeflerinin bile çok gerisinde kalacağı bir süreç görüyorum. Bir önceki turda eğer savaş uzarsa Rusya kaynaklı yatırımlarla ilgili de ikincil yaptırımların devreye girmesi ya da Rusya'dan yatırımları kabul etmenin şu an öngöremediğimiz bir takım baş ağrılarını da beraberine getirebilmesi yönünde bir uyarınız olmuştu. Dolayısıyla eğer savaşın uzayacağını da düşünüyorsanız bu konuyu da gündemde tutmalı mı Türkiye? Bana mı soruyorsunuz? Evet, evet Derya Bey. Yani eğer bu savaş uzarsa Türkiye'nin NATO'nun benimsediği yaptırımlara Türkiye'nin de katılması yönünde talepler artacaktır. Bu kaçınılmaz olacaktır. Yani çünkü Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünün de savaşın uzun sürmesiyle sonuç vermediği değerlendirmesi yapılacak ve Türkiye'nin de bu yaptırımlara katılması yönündeki talepler artacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Tokmakoğlu, burada size bir habere atıf yaparak dönmek istiyorum ilişkili bu konularla. Haber, Amerikan Associated Press AP haber ajansının geçtiği bir haber. Kaynağı da Beyaz Saray. Beyaz Saray'a ulaşmış olan Amerikan istihbaratıyla ilgili istihbaratında içeriği şu bu habere göre diyorlar ki Putin'e danışmanları Rusya'daki affedersiniz Ukrayna'daki askeri faaliyetlerin kötü gittiğini söylemeye işte bu yaptırımların Rus ekonomisini etkilediği nasıl etkilediğine yönelik bilgi vermeye korkuyorlar çekiniyorlar dolayısıyla da aslında Putin yanlış yönlendiriliyor danışmanları tarafından diye bir haber var. AP geçti bugün. Şu da ilginç haber içerisinde. Diyorlar ki bunu da böyle açık ayan beyan söylemenin bir sebebi de belki Putin tekrar kararları gözden geçirir. Yani şimdi bu habere nasıl baktınız, içeriğine nasıl baktınız? İşin istihbarat savaşları boyutu da Ukrayna ile ilgili hayli tartışmaya değer. Sizin görüşünüz nedir merak ettim. Hem böylesi bir istihbaratın varlığından bahseden AP haberiyle ilgili yani danışmanları yanlış yönlendiriyor Putin'i diyen haber hem de Ukrayna özelinde gördüğümüz istihbarat savaşı ne boyutta buna yönelik görüşünüz. Bunu hem size hem de sonra Evren Hanım'a sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi tabii liderlik pozisyonu, başkomutanlık vesaire böyle hani birleştirerek söylemek istiyorum. Bir savaşa ait bütün verileri Putin veya işte Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı bir harekat merkezi gibi düşünün. Burada verileri alırlar. Yani burada danışman kullanılmaz.
Eğer ki AP diyorsa ki burada danışmanlar yanlış yönlendiriyor, o zaman bir sürü işte orada yapılan ne bileyim bilgi harekat alanından alınan bilgilere dayalı o komuta kontrol sistemleri içerisinde yani Putin devre dışı demek olur. O mümkün değil. Dolayısıyla bu yani bir harp oluyorsa orada o harbin komuta kontrol sisteminde evet bazı gedikler var onu fark ediyoruz ama o gedikler sahadaki konular. Yani o Kremlin'e aktarılan bilgilerde bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O tamamen öyle Rusya gibi ülkeyi yok saymaktır. Tabii bu enformasyon savaşları var. Esasında tabii daha sonra da girebiliriz belki ama bu tür şeyleri hep yapıyorlar. Yani işin başında kim söylemiş tam hatırlayamadım. Hasan Hocam mı Büyükelçim söylemişti. Mesela bu bir asker şahsın işte bu Rusya'nın çok başarılı olabileceği şeklinde 2-3 gün içerisindeki başarısından. Bakın bunları biz Saddam Kuvvet Savaşı'nda da görmüştük. Böyle hani sanki olayları öyle bir simülasyonlar varmış işte bir takım faaliyetler daha önceden hesaplanmış, kitaplanmış şekilde anlatılır ki. Yani bunların hepsi zaten bu enformasyon savaşının içerisinde yapılacak hamlelerdendir. Biz en azından asker kişiler olarak öyle bakarız. Neticede saha gerçekliklerini sahadan alırlar. Ama Putin için tabii liderlik pozisyonu daha farklı. Çünkü aslına bakarsanız Putin açısından böyle bakıyoruz olaya. Ukrayna bir operasyon alanı. Yani operatif bir seviyedir. Hani o ne bileyim Kiev bölgesindeki komutan için taktik bir seviyedir. Ama Ukrayna bütünü bir operatif seviyedir. Stratejik seviyede bakan Putin bu olaylara yani Amerika'sına da bakacaktır. Ne bileyim işte Avrupa'sına da bakacaktır. Ekonomisine de bakacaktır. Bütünüyle bakar olay. Putin'in buradaki danışman kullanacağı konular mesela varsa ne bileyim işte bu harekat alanındaki bilgilerin dışındaki konulardan olabilir. Ekonomi danışmanını kullanabilir mesela. Bu ne bileyim AP'nin söylediğini ben bu şekilde yorumlayabiliyorum. Ama sahadaki olaylar gerçekten daha önce de işaret edildi. Çok da böyle gerçekçi değil. Biz ne zaman öğrendik bunları? Aslına bakarsanız tabii bize gelen bilgiler de hep işte haber ajanslarının verdiği kadarıyla bilgi sahibi oluyorduk ama tabii doğrulayabilmek için işte gerekirse Ukrayna'daki işte temas edebildiğimiz, uzanabildiğimiz şahısları arıyorduk. Veya işte Moskova'dan varsa dostlarımız, arkadaşlarımız onlara. Hani bunları böyle resmi değil, gayri resmi şekillerde işte ahbap çavuş ilişkisi içerisinde kendimizde bilgi sahibi olmaya çalışıyorduk. Çünkü bizim de değerlendirme yapabilmemiz için gerçekten işte herkesin okuduğu şeylere bakıp da değerlendirme yapmak tabii ki doğal ama yani biraz daha sahayı bilmek, ne bileyim biraz daha burada komuta kademelerindeki düşüncelerin ne olacağını bilmek bizim için de önemliydi. Ama mesela biz harekatın başlangıcı itibariyle mesela Rusya'nın yanlış bir strateji uyguladığını ben şahsen defaten söyledim. Yani böyle işte ifade edildiği gibi böyle bir ülkeye gidip de çepeçevre almak falan böyle bir kurma yaptık da zaten yanlış. Ama buna teşvik edildi mi? Yoksa yanlış bir strateji en başından yanlış mı yola gidildi? Yoksa sadece işte 2-3 gün içerisinde hakikaten Kiev'de ne bileyim ele tek çektirilecek bir Zelenski mi düşünüldü? Onları bilemiyoruz ama ne zaman öğrendik biliyor musunuz bunları? 25 Mart'ta çıkıp da işte Savunma Bakanı Yardımcısı aslına bakarsanız biz birinci safhayı bitirdik. Diğer yerlere vuruyoruz ama neden vuruyoruz biliyor musunuz? İşte Donbas bölgesindeki iş emniyet almak için vuruyoruz. Bu çok çelişkili bir ifade. Yani askeri model olarak baktığınızda zaten akılcı değil. Gürsel Bey gerçekçi, net, veriye dayalı, açık kapalı istihbarat neyse buna dayalı bir planlama daha isabetli ilerlemeyi de beraberine getirmez miydi diyorsunuz yani strateji yanlış diye. Strateji yanlış değil. Mesela ben bunu çok şey anlattım. Doğuyla Batı'nın bağını kesebilecek, çok hızlı hareket edebilecek, hani yıldırım harekatı denir ya, o işe elverişli olacak şekilde
ne bileyim işte Kırım'ın tam kuzeyinden giden bir hat var. O Dnipro'dan geçiyor. Bırakın hiçbir yere almayın siz. O yolu emniyete alın. Kapatın orayı. Doğu bölgesindeki ne bileyim orada 6 tane mesela Tugay Tümen var. En canlı Donbas'ı da onlar koruyor mesela. Yani ciddi ciddi bunlar savaş verenler. Onların ekmeğini suyunu kesin orada, lojistiğini kesin. Ondan sonra zaten her şeyi teslim almış olacaksınız. Mesela böyle yapmadılar. Böyle çepeçevre her yerden bir şekilde etki sağlamaya çalıştılar. Bu dağılırsanız lojistiğiniz olmaz, hiçbir şeyiniz olmaz. Bir de hava şartları kötüydü işin başında. Yani harekatta aksatır bunlar. Yani siz gider vurursunuz, yağmur olur, çamur olur, tamir edilir. Diyelim ki işte bir yer. Ondan sonra bir daha vurmak zorunda kalırsınız. Yani böyle hedefler tekrarlanmaya başlanır ama yani burada sahadaki gerçeklere baktığımız zaman Rusya aslına bakarsanız iyi bir sınav veremedi. Bunun çok çeşitli sebepleri ama bunlar sahadaki sebepler. Yani bunları ayrıca tahlil etmek gerekir. Yani böyle işte retorik diyeceğiz buna, başka değil. Güven tesis etmek için falan, siz de ilk zaten konuya girerken ifade ettiğiniz şeyler vardı. Böyle şeyleri söylüyor Rusya ama inandırıcı değil. Yani bunlar böyle. Ama şimdi Rus tabii bırakmak istemeyecektir. Yani sonuna kadar işte Donbas, Kırım neyse bunlar tamam. Ama bunlar söylediğim gibi operatif seviye, stratejik baktığı zaman olay nasıl Biden uzun savaş ilan etti ve küresel bir savaş, uzun savaş. Ondan sonra ve burada hiçbir şekilde, yani ilk turda da söylemiştim, iki tane savaş oluyor, bir tane Rusya ile Ukrayna, ikincisi ise Amerika ile Rusya arasında demiştim. Yani zaten Batı kazandı diyebilmesi için yani Rusya'yı yenmesi gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya'nın yenildim demesi gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi şu anda? Ya Ukrayna konuşulmuyor aslında bakarsanız. Yani Ukrayna'nın çok da konuşulmadığı bir operatif seviyede olan hadise tabii sıkıştırılabilir. Donbas'a, Kırım'a sıkıştırabilirsiniz. Orada bir işte bir şekilde olayı ateşkes veya barış süreçleriyle ilerletebilirsiniz. Ama şu da halkımız tam anlasın diye söylüyorum. Yani son noktayı koymadan ateş durur durmaz böyle tartışmalar. Bakın son ana kadar ateş altına alınır Ukrayna. Yani bu görüşmeler yapılıyor kendi altında. Asker öyle bakar olaya. Çünkü o işini yapmaya devam eder. Ne zaman ki barış oldu, imzalar atıldı, o zaman kazanım neyse o masaya getirilir. Yani o kazanımı arttırabilmek için de zaten ateşine devam etmek zorundadır. Bu iş böyle devam eder. Ama savaş eğer ki gerçekten Amerika ve Rusya arasındaki dengeyi bulacak şekilde sonlanır ise, ki bu ihtimal azalıyor. Ya bu azaldığı sürece Ukrayna kayıpları artacak. Yani burada işte hep o örneği veriyorum. Ben de eski Moskova Büyükelçisi McBalton söyledi. Ukrayna'ya daha çok silah, işte Rusya'ya daha çok yaptırım. Daha çok, daha çok, daha çok. Bunları arttırmanın, ne bileyim, daha çokları arttırabilirsiniz ama peki ne zaman bitecek bu daha çoklar? Kimse bilmiyor bunlar. Dolayısıyla şimdi oraya silah veriliyor, direnci arttırılıyor. Hani hatırlarsınız, İran-Irak savaşı vardı bir tane. Hasan Hocam daha iyi hatırlar. 8 yıl mı sürmüştü hocam o? Yani bir Batı gidiyordu, İran'a silah veriyordu. Ertesi gün bir bakıyordunuz Irak'a silah veriyordu. Rusya'ya birine silah veriyordu. Bu böyle bir hale gelirse, yani böyle bir girdap oluşursa orada. Peki. Bu işin sonu yok zaten. Peki. Dolayısıyla yani gerçekçi bakmanın tek yolu bunu Amerika ile ve Rusya ölçeğinde bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Vaktimiz de daralıyor. Evren Hanım, sizden de yani savaşın gidişatına dair yorumlarınızı ve belki işin bu doğru istihbarat, eksik istihbarat tartışmaları ile ilgili bakışınızı duymak isterim. Veda etmeden önce arkadaşlarım bana kalan sürede söylerlerse sevinirim, ona göre ilerleyelim. Tabii, hızlıca söyleyeyim. Ben de taramaya çalıştım pek çok farklı haber kanalını. Sizin de aktardığınız gibi AP'nin ve diğer pek çok kanalın söylediği şey şu: cepheden çok kötü haberler geliyor. Rusya büyük kayıplar veriyor ve sadece sayı olarak değil, rank olarak, yani general düzeyinde kayıplar verdi.
Rütbeli, evet. Rütbeli kayıplar verdi. Fakat korkudan bunu gidip Putin'e söyleyemiyorlar. Veyahut da yani bilgi akışı korku yüzünden sağlıklı sağlanamıyor. Yoksa sahada herkes yani Rus istihbaratı da herkesten çok daha iyi bir şekilde görüyordur. Bunu biz dış politika derslerinde şu örnekten anlatıyorduk çocuklara, öğrencilere. Vietnam Savaşı'nda sürekli Amerika kaybediyor. Çok büyük can kaybı var, çok büyük şey kaybı var. Fakat Pentagon'un başında Robert McNamara'nın Başkan Johnson'la konuşmaları var. Johnson diyor ki nedir durum? McNamara diyor ki ya iyi bir şey yok. Ne demek iyi bir şey yok? Nasıl bağırıyor? Ya öyle bir sindiriyor ki bakanı. Bakan hay Allah falan yani böyle hazırlık yapmış. Çok kötü çekilmemiz lazım niyetiyle giriyor. Süklüm püklüm hay Allah acaba biraz daha asker yollasak belki bir şey olur. O şekilde 6-7 yıl daha ne yapıyor? Vietnam Savaşı sürüyor. Yani başkanın veya yürütmenin başındaki siyasi liderin kötü habere açık olmaması, kötü haberi kabul etmemesi bu şekilde savaşları uzatan, kaypları arttıran, kaybeden taraf için kayıpları arttıran bir örnek olarak biz uluslararası ilişkilerde veriyoruz bunu. Şimdi bu son zamanlardaki haberler bu şekilde. Yani kayıplar büyük, rütbeli kayıplar var fakat kimse cesaret edip de gidip ya durum vaziyet iyi değil diye bunu açıkça Putin'e anlatamıyor gibi. Ya Amerika'da geçen haberlerin çoğusu bu şekilde. Daha Trump yanlısı, daha cumhuriyetçilerde efendime söyleyeyim işte Biden rejim değişikliği dedi, tutarsız açıklamalar yapıyor, çok yaşlı, çok beceriksiz vesaire diye. Hani bir de bu şekilde bir içeriden bir şey var, eleştiri var. Onun dışında bölünme, bir taraf bölünmenin hem onurlu bir çıkış hem de Ukrayna'da artık hani batı tarafı bildiğini yapsın, doğu tarafı da Rusya'nın etkisine girsin diye deniyor. Fakat orada da sahayı bilenler şunu söylüyorlar. Nüfus açısından şehirlerde Rus asıllı nüfus fazla fakat kırsal kesimlerde Ukrayna asıllı nüfus fazla. Yani öyle çok temiz bir şekilde şuradan çekelim, şuradan bölelim diye sınır çizmek de çok zor. Artı Kırım'daki Müslüman azınlık var. Yani bölünme senaryosu, Kuzey-Güney Kore gibi bir bölünme senaryosu veya Soğuk Savaş'ta Berlin gibi bir bölünme senaryosu, Almanya gibi bölünme senaryosu da çok temiz ve kolay bir şekilde yapılacak bir şey değil. Son olarak şunu söyleyeyim. Şu 5 haftalık, 6 haftalık savaş inanılmaz bir şekilde Ukrayna milliyetçiliğini tetikledi. Ben kendi çevremde bu kadar fazla Ukrayna asıllı Amerikalı olduğunu bilmiyordum inanın ki. Daha dün bir panel yaptık Ukrayna üzerine üniversitede. Pıtır pıtır tarihçiler haritaları çıkardılar. Özellikle Kuzeydoğu ve Kuzey bantına yerleşmiş Ukrayna Polonya asıllı göçmenler. Ve bunlar tabii Kuzeydoğu biliyorsunuz dış politikada Amerika'da daha etkin, sesi daha duyulan bir bölge. O yüzden çok yükselen bir şimdiye kadar olmayan bir milliyetçilik, milli bilinç adeta tetiklendi. Yani sadece yani Ukrayna'ya askeri yardım vesairenin dışında diğer pek çok yerden de bu şekilde bir meşruiyet kazandı. Görebildiğim kadarıyla daha önce hiç benim fark etmediğim bir şekilde bir milliyetçilik destek ve bilim yükselmesi oldu. Evet, Putin öyle millet yok diyordu işte Ukrayna'dan. Yani kendi eliyle de aslında bu kimliğin konsolide olmasına, kök bulmasına. İnşallah, evet. Son bir de şunu bir söyleyeyim. Burada geçen kısaca lütfen vaktimiz bittiği için kapatacağım programı. Erdoğan Hanım buyurun. Evet. Suriye'den $7,000 cephe gerisindekilere aylık $3,500 binlerce asker geliyor. Oradaki BBC geçti sanıyorum bu haberi de. Fakat mesela yani Ukrayna para verip savaştırmak zorunda değil kimseyi. Fakat hani para verip
parayla savaşçı saflarına katma da bence Rusya için oldukça ciddi bir zaaf göstergesi. Haberlerde bir de o vardı en son. Peki. Takip edebildiğim kadarıyla burada. Bir şey ekleyebilir miyim Akşin Hanım? Darya Bey buyurun. Bu arada da rejiden rica edeyim. Bana bir dakika ekstra verirseniz konuklarımın son yorumlarını duyayım. Ondan sonra kapatalım değerli arkadaşlar. Olur mu? İdare edelim bizi. Peki. Kaç dakika reklam arkadaşlar? Kusura bakmayın değerli izleyiciler. Ben rejiyle konuşuyorum. Peki şöyle yapalım. Darya Bey affedin ben sizin son söz hakkınız olsun istiyorum ama bunun için de benim bir reklama gitmem gerekiyor. Reklama gideyim gelin ondan sonra kapanış yapalım o zaman. Öyle yapalım. İzleyicilerimiz de affetsinler. Bir 5 dakikalarını rica edelim. Sonra devam edelim. Son tur, final turu. Konuklarımız bu savaşın gidişatına dair ve Türkiye'nin neyi nasıl izlemesi gerektiğine dair görüşlerini paylaşabilsinler diye kendilerine teşekkür ediyorum. Nezaket gösterip biraz daha uzun kalmayı kabul ettiler. İzleyicilerimize de keza ekran başında oldukları için teşekkür ediyorum. Darya Bey reklam öncesinde siz söz hakkı istemiştiniz. Lütfen buyurun. Sonrasında da dediğim gibi konuklarımızın son sözlerini alıp veda edeceğiz. Buyurun. Afşin Hanım eski bir deyim vardır. Savaşın ilk zayiatı gerçeğin kendisidir derler. Gerçekten de öyle. Ben bu Ukrayna'daki savaşın bir Amerikan Rus çatışması olduğu görüşünü paylaşmıyorum. Bu savaş Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yani 30 yılı aşkın bir süredir bir Avrupa ülkesinin diğer bir Avrupa ülkesine saldırarak onu işgal etmesi girişiminin ortaya çıkardığı bir savaştır. Ve bu Avrupa'daki kurallar temelli düzenin, uluslararası düzenin kökünden sarsan, onu ihlal eden bir gelişmedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin son Trump yönetiminden başlayıp Biden yönetimiyle devam eden dış politikadaki önceliği biliyorsunuz Asya'ya, Çin'e dönüktür. Avrupa'dan hatta Orta Doğu'da giderek çekilip artan Çin'le rekabeti öncelemek isteyen bir temel politikaydı. Ukrayna'ya saldırı, Rus saldırısı bu politikayı alt üst etmiştir. Tamamen değiştirmiştir. Ve Putin yönetiminin, Putin'in hatası Batı ittifakının özellikle Çin'e dönük politika nedeniyle görüş ayrılıkları içinde olduğu ve bundan yararlanarak Rusya'ya Ukrayna'da 2014 yılında başlattığı işi tamamlama fırsatı verdiği yanılgısıdır. Bakın ne diyordu daha birkaç yıl önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyordu değil mi? Nereden nereye geldik? Bugün NATO Ukrayna saldırısı sonucu kuruluş amacının hala kuruluşundaki misyonunun hala geçerli olduğunu fark etti. Yani ortada bir Rus tehdidi olduğunu, Sovyet tehdidi 1990'da bittiği halde 2022'de bir Rus tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilincine vardı ve bununla hareket ediyor. Ve Ukrayna Savaşı bu bakımdan uluslararası ilişkiler bakımından bir dönüm noktasıdır. Avrupa'da ki bölünmenin, Soğuk Savaş dönemindeki bölünmenin yeniden ortaya çıktığı bir önemli dönüm noktasıdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gürsel Bey siz ne dersiniz? Katılır mısınız Darya Bey'in tespitlerine ve ne bekliyor Ukrayna'yı, Avrupa'yı ve dünyayı bu eşik aşılmışken? Şimdi tabii yanlış anlaşılmasın. Uluslararası hukuk, savaş hukuku sebebiyle savaş kavramının tam karşılığı olan şey Büyükelçimin dediği gibi. Ama savaş kelimesini birçok yerde kullanıyoruz biz.
Mesela Amerika Birleşik Devletleri FM3.0 tam spektrumlu savaş dokümanına iyi bakmak lazım. Bunun karşılığı işte Rusya'nın Gerasimov doktrini ve işte doğrusal olmayan savaş, onun içerisindeki ifadelerde de şu anda çözüm safhasında olunduğunu, yani çözümden işi, muradı silah kullanarak orada işi çözmekten bahsediyor ki o işte şu anda Ukrayna'da oluyor. Çok da böyle terimlerle gitmek istemiyorum madem son tur. Ama NATO'nun 2030 dokümanlı, vizyon dokümanını bir daha hatırlatırım. NATO zaten küresel bir misyona büründü. Atlantik Paktı küresel oldu. O Arktik bölgesi, siber uzayı, Çin'i dahil etti onun içerisine. Hatta orada ittifakın içerisindeki ülkeler belli ama bir de ortaklıklar kurmakla ilgili yine 2020 yılında alınan karar var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel eğilimler 2040 dokümanı vardır. Buna da iyi bakılmasını işaret ediyorum. Bu dokümanların hepsi yine de hocam da hatırlatmış olduğu gibi ulusal güvenlik stratejisi. Şimdi bunların hepsi zaten Biden doktrininin 2020'de devreye girmesiyle ilmik dokunan şeydir. Buradaki hadise hali hazırda Çin'e de kimse itiraz etmiyor ona. Ama Çin'in Londra'ya, Frankfurt'a kadar Pekin'den giden o İpek yolunu ve bu kara İpek yolunu esasen ortadan kaldırabilecek, buraları daha bir felç edebilecek, bataklık haline getirebilecek Amerika'nın stratejisi üzerinde Afganistan'dan çıktı. Oraya terör örgütleri yerleşti. Bir boşluk oluştu, oluşmadı. Hani uluslararası ilişkiler tabirleriyle bir sürü şey söylenebilir. Ama neticede Ukrayna'ya gelindi. Ukrayna'da bir bataklığa döndü. Amerika'nın hoşuna gidiyor böyle şeyler. Yani neticede Doğu Avrupa bölgesinde bu olanlardan dolayı Avrupa konsolide olmaya çalışıyor. Ve hatta bir taraftan da silahlanmaya giderek silah ihtiyaçlarını gidermek için Amerika Birleşik Devletleri ile yeni işler yapmaya başladılar. Bütün bu 2049'da Çin'in büyük gençleşme dediği o hedefini ortadan kaldırmak için veya aksatmak için 2049'a kadar olan Amerika Birleşik Devletleri'nin o hat üzerinde ve küresel boyutta hani Arktik bölgeyi, Hint Pasifik'i bunlara ilave ederek söylersek birçok operasyonda göreceğiz. Zaten Biden'ın uzun savaş dediği o. 2049 hedefi büyük gençleşmeyi engellemek için işte Rand Corporation'da bir sürü yazdığı şeyler var. Hepsine bakabiliriz. Amerika bu oyunun içerisinde var. Ha tamam geri dönelim. Ukrayna Savaşı'nı nasıl bitireceğiz? Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gerçekten burada Zelenski'nin işte İstanbul'a gelmesi veya işte başka yerlerde masaya gelip bir takım önerilerde bulunması yeterli olmuyor. Ha şu da doğru, Rusya Ukrayna Savaşı'nda bir takım yanlışlar yaptı. Saha gerçekleri onlar da kötü. Bir de şunu artık madem bitiriyoruz. Evet. Zaman tanırsanız tekrar girebilirim ama bakın Rusya'nın yaptığı hibrit savaştır diye Batı hep söyledi. Hibrit savaşın iki tane yolu var. Bunun bir tanesi doğrusal olmayan savaş, biraz önce işaret ettim. İkincisi de siber savaş. Siber savaşa hiç değinmiyor Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ne bileyim uzmanlarımız. Böyle fazlasıyla tartışılması gereken bir konu gibi geliyor bana. Burada mesela siliciler kullanılıyor. Taarruzlar yapılıyor, efendim bozucular kullanılıyor, dezenformasyon yapılıyor. Ama bir şey işaret edeceğim. Bugün Ukrayna'nın başarılı olduğu noktasında eğer ki bazı tespitler yapılabilirse, hani sahadaki bakış açısıyla söylüyorum bunu, %100 NATO'nun altyapısından istihbarat desteği oluyor. Bunu bilmesi gerekiyor herkes. İkincisi, bakın böyle komutanların elinin altında bilgisayarlar vardır. Küçük küçük. Bu sahadaki ne bileyim işte yüzbaşının elinde bile vardır. Oraya öyle bilgiler geliyor ki tam doğru bilgiler. Ama bunun karşısında Rus'un ne bileyim komutanın elinde aynı bilgiler gecikmeli olarak geliyorsa işte savaşı o bile kaybettirir. Yani
böyle olabildiği gibi siber taarruzlar nasıl yapılıyor biliyor musun? Onun eline gelecek veri tabanlarını diğeri çökertiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere bu hazırlığı ne zaman başlattı? 4 yıl önce başlattı. Yani siber harekatı yapmakla ilgili çalışmaları başlattı. Ve biz bunları hiç konuşmadığımız için sahaya nasıl yansıdığını da bilmiyoruz. Şu anda tamam tüfek atmıyor, tabanca kullanmıyor Amerika ile İngiltere. Ama bakın öyle bir siber taarruz yapıyor ki ve bütün dünyaya da öyle bir dezenformasyon yapıyor ki şu anda zaten biz bunların etkisi altında kalındığını bazen hissedemiyor olabiliriz. Bu savaşın zaten yani bir beşinci nesil savaş dememiz bundan dolayıdır. Napolyon dönemi savaşı yapmıyoruz. Konvansiyonel savaşın çok dışında olaylar var. Dolayısıyla yani bütün boyutlarıyla bakılırsa daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum Sayın Köni. Buyurunuz belki yine Sayın Tokmakoğlu'nun da ifadelerine katkı yapmak istersiniz. Savaşın gidişatına dair ne beklemeli diye konuşuyoruz. Kendisi de öyle tank, top, tüfek olmasa da siber taarruzla istihbarat altyapısını çökertmek de çok ciddi darbedir ve bunu da görüyoruz diyor. Eklemek istediğiniz varsa. Var. Bu konuda çalışıyorlar. Gerasimov doktrini diyorlar. Yahut non-contact war dedikleri bir sistem var. Temassız savaş diye çevirebiliriz. Temassız savaş diyorlar buna. Temas, non-contact war dedikleri boyut var. Benim dikkat ettiğim hususlar yani idiosenkratik kendimin Almanya'nın silahlanmasının sosyoekonomik yansımalarının Avrupa'ya ve bize yansımaları ne olacak? Çünkü bu göçü kaldırmaları pek mümkün değil. 4 milyon 5 milyon insan burada var. Peşinden Fransa'da seçimler var. Kasım ayında da Amerika'da kısmi seçimler var. Amerika'daki hocamız daha iyi bilecek. Orada Biden'ın Senato'daki çoğunluğu sağlayabilmesi, sağlayamaması bambaşka bir boyut ortaya çıkarabilir. Ve peşinden ortaya çıkan ekonomik yapıların siyasal sistemler üzerinde acaba aşırı uçların mı yoksa demokrasilerin mi oluşturacağı ve bu ekonomik çöküntünün bu savaş devam ederse bizi nelere götüreceği bizi daha çok merak ediyor. Yani öbür türlü savaşın nasıl gittiği, kim nasıl vuruyor filan ilgilendirmiyorum. Kendi öğrencilerimden görüyorum. Bu durum bir sene daha devam edemez. Ekonomik açıdan. Evet. Tabii dünyayı ekonomik olarak da ne bekliyor bu savaş sonucunda? Ya sonucu diyorum. Bilemiyoruz tabii sonucu ne zaman olacak ama bu savaşla birlikte daha doğrusu o resim nasıl şekilleniyor onu da yaşayarak göreceğiz sanırım. Evren Hanım buyurunuz. Sizin de son sözlerinizi alıp ondan sonra veda edelim. Uzunca bir program yapmış olduk bu gece. Buyurun. Kusura bakmayın ben de böyle çok trafikli bir yerdeyim. Soğuk bir yerde yaşıyordum. Şimdi Tennessee'ye geldim. Her yer tropik. İçeri girmek istemiyorum. Burada da gelen geçen trafiğinden. Estağfurullah. Hayat böyle bir yer. Renk katıyor diye. Hiç sorun değil bizim için. Evet size palmiyeleri gösteriyor. Stüdyo çok steril. Evet. Acayip yeşillik bir yer. Kar vardı ben gelmeden önce. Birkaç bir şey söyleyeyim. En son Hasan Hoca'nın söylediği şeyden bahsedeyim. Yani ara seçimler Biden için çok olumlu gözükmüyor. Genel olarak ara seçimlerde mevcut başkan son 40 küsur yılda sadece 2 kere oy oranını arttırabilmiş. O yüzden yani demokratlar için çok iç açıcı görünmüyor. Öngörüler demokratlar için çok olumlu değil. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Yani hep Rusya diye bahsettiğimizde sanki böyle çok son derece tabii büyük meşru bir devlet gibi bakıyoruz ama karar veren tek bir kişi var. Ve bu tek bir kişi 99'dan beri 22 yıldır iktidarda ve sadece hayatı boyunca kamuda çalışmış, kamu görevi yapmış. Ben de yani kamuda, kamu üniversitelerinde okumuş, kamuda çalışmış. Yani bu ayrıma çok önem veriyorum. Kamudan hayatını kazananlarla özel sektörden hayatını kazananlar. Ve
Bu 22 yıldır bir ülkeyi yöneten bu lider ve ömrü billah kamuda çalışmış bir liderin 500 milyon euroluk bir yatının olabilmesi bana çok gayrimeşru geliyor, kusura bakmayın. Yani bu iktidar kliğinin tam olarak kimliğinin ne olduğu çok önemli. Çünkü Rusya dediğimizde Rusya'nın son derece büyük bir meşruiyeti var. Sınırları belli, şeyi belli. Fakat tek karar alıcı lider var ve bu liderin 22 yıldır yaptığı yanlış politikalar var. Şimdi baktığımız zaman, iktisadi göstergelere baktığımız zaman koskoca Rusya'nın, ki 9 ayrı saat dilimi var Rusya'da. Bakın, sizinle benim aramda sadece 8 saat dilimi var şu anda. Rusya'nın Vladivostok'tan en batısına 9 ayrı saat dilimi var. Ve bu ekonomi sürekli küçülüyor. Ortalama yaşam beklentisi giderek azalıyor. İnsanların yarına karşı bir beklentisi yok. Başka yere kendilerini atmaya çalışıyorlar, orta üst sınıflar. Fakat şöyle de bir kavram var siyaset biliminde, yine uluslararası ilişkilerde. Askeri bir tehdit olduğunda veya şunu hatırlarsanız, George W. Bush'un meşruiyeti çok düşüktü. O 2000 seçimlerinden sonra Florida'daki bir ay boyunca seçimler sayılamadı. 600 öyle şöyle böyle mahkeme kararıyla %30'lardaydı meşruiyet oranı. 1-11 Eylül oldu ve hemen seçmen askeri tehdit, terör tehdidi vesaire seçmeni hemen yürütmenin başının etrafında kenetleyen bir, tetikleyen bir şey yapıyor. Bir etki gösteriyor. %80'lerin üzerine çıktı Bush'un destek oranı, kabul oranı. Şimdi Rusya'nın elinde benim görebildiğim kadarıyla kalkınma ve demokratikleşme çalışan bir araştırmacı olarak iki kart var. Bir tanesi asker, bir tanesi enerji. İkisini birden oynamaya çalıştı Putin. Kışla kıyamette enerji tehdidiyle, efendime söyleyeyim, Almanya vesaire de ses çıkarmaz, zaten bana muhtaçlar diye askerini öne sürerek orada küçük, sessiz, işte bir şey de yapamaz, komedyen de başta zaten diye koca bir lokma, belki de Ukrayna'nın tamamını yutabileceğini farz etti diye düşünüyorum. Tabii bunu yıllar sonra tarihçiler arşivleri araştırdığında görecek. Fakat bu iki kartı da maalesef yanlış oynadı. Bakın, Almanya'nın tavrı birinci haftada hemen değişti. Ve hakikaten hiç istemediği bir şekilde Batı'nın, NATO'nun tekrar güçlenmesine, tekrar konsolide olmasına sebep oldu. Bir ikincisi de hakikaten Ukrayna milliyetçiliğine. İnanın ben şaşırıyorum. Hiç tanımadığım insanlar bana Türkiye'nin dronları için teşekkür edildi bana. Yani kesinlikle ben ne dediğinizi çok net anlıyorum. Yani bayrakların videoları gönderiliyor işte YouTube'dan, işte küçük sokak hayvanlarına bayrakların ismi veriliyor. Kimse yanlış anlamasın lütfen. Yani hakikaten bunlar Ukrayna'dan böyle fotoğraflar geliyor yani sosyal medyada. İşte kediye vermişler ismini. Yeni doğan bir şey. Evet. Çok önemsiyorlar yani. Evet. Küçük şu şekilde algılanıyor kamuoyunda. Büyük balık küçük balığı yemeye çalıştı ama küçük balık meşru. Küçük balığın duruşu meşru. O yüzden de uluslararası camia tarafından kolektif bir destek var. O yani ben meşruiyet açısından hangi lider kim nereyi ne şekilde yönetiyor, bunlara dikkat et. Yani evet, uluslararası ölçekte konuşuyoruz fakat aktörlerin kim oldukları da önemli. 22 yıldır siz aynı ülkeyi yönetiyorsunuz ve bir yüksek bir refah düzeyi getirememişsiniz. Alkolizm oranı çok yüksek, yaş beklentisi düşüyor, ortalama yaş süresi düşüyor. Bunlar son derece olumsuz göstergelerdi ve elindeki iki kartı da ben hatalı oynadığını düşünüyorum liderin. Peki, çok teşekkür ediyorum bu uzun programda bizlere katkı verdiğiniz için, fikirlerinizle desteklediğiniz için. Dünya gitgide zorlaşan bir hayatı zorlaştığı bir gezegen. Açıkçası bir ayı aştı şimdi, süre nasıl geçti insanın. İnsan gerçekten şaşırıyor da çünkü çok hızlı akıyor. Artık tarihe de tanıklık etmekten yorulduğumuz bir dönemde yaşıyoruz galiba. Onu da demek lazım. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte yepyeni bir eşik aşıldı. Dünya başka bir yerde artık demek
mümkün. Savaş ne zaman biter, nasıl biter, nasıl sonuçlanır bunu bilmiyoruz ama Türkiye bu iki ülkeyle de özel ilişkilere, katmanlı ilişkilere sahip. Türkiye Karadeniz'e sahili olan, uzunca bir sahili olan bir ülke, bir NATO ülkesi. Bütün bu tartışmalar dönüp dolaşıp bizim izleyeceğimiz yolu da etkiliyor. Dolmabahçe toplantısı çok önemliydi. İstanbul'un ev sahipliği yapması Rus ve Ukrayna heyetlerinin karşılıklı temasında çok önemliydi. Buradan çıkan sonuçlar, garantörlükten tutun da Ukrayna'nın tarafsızlığına, ekonomik yaptırımlara, Rus yatırımlarının nereye nasıl gidebileceğine dair hepsi hem Avrupa'yı hem uluslararası kamuoyunu hem de Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Biz de vakit el verdiğince konuklarımızın değerli katkılarıyla bu başlıkların altını doldurmaya gayret ettik. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldukları için. İstanbul Stüdyo'da Profesör Doktor Hasan Köni'ye sağ olunuz, var olunuz. Doçent Doktor Evren Çelik Wiltz'e size. Sayın Gürsel Tokmakoğlu, Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı, Emekli Kurmay Albay size. Emekli Büyükelçi Darya Batıbay size. Çok teşekkürler. Aynı şekilde bu yayına emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç kolay iş değil. Gece vakti pür dikkat yayından gözlerini ayırmamaları, o sayede pürüzsüz bir yayın çıkarabiliyoruz. Sağ olsunlar ve izleyicilerimize yorumlarınız için ayrıca teşekkürler. Biz sakin tartışmaya çalışıyoruz. Bilemiyorum Türkiye'de karşılığı nedir bu işin ama biz sakin bir bilgi bazlı tartışmaya gayret ediyoruz diyelim. Umarım yerini buluyordur. Sağ olun, var olun. Destek mesajlarınız için de ayrıca. Burada noktalayacağız. İyi akşamlar diliyorum. Afşin'in dokuları. Hoşçakalın.